isim. Evet, konuyu dağıtmayalım. Derdi olanı çektik mi? Çekebiliriz. Bir çekelim, alalım, hemen derdine bir bakalım. Ondan sonra videoyu bitirip diğerlerine bakarız. Program müziğini vereyim. Program müziği mi? Canıma tak dedi aşk acısı. Alo. Alo. Hoş geldin kardeşim, seni tanıyalım. Ben Tamer Ertürk. Tamer hoş geldin. Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de üniversite okuyorsun. Haydi bakalım. Hatta video çektik abi seninle. Ne videosu çektik ya Taner? Dur, ne videosu çektik? Tamer abi. Tamer. Mail abi. Doğum günü kutladın ya. Hatırla abi. Anadolu Üniversitesi'nde. Ha, kıyafetli falandım. Hatırlamam. Aynen abi, kıyafet. Ha, tamam Tamer. Hatırladım. Sizin de var mı? Bir tane de İstos çıkışı değildi yani. Bir tane de doğum günü pastadan çıktım ben, hediyeydim. O aklıma geldi de Eskişehir'de. Tamer ne okuyorsun Eskişehir'de? Ulaştırma trafik okuyorum abi. Mastürbasyon mu okuyorsun? Eskişehir'de bir de en okunmayacak yer. Tavsiye alalım. Hani Konya'da okursun anlarım, anladın mı? Eskişehir'de mastürbasyon okuyup ne yapıyorsun yani? Vallahi anlayamadım. Master bir şey dedin, orayı anlayamadım. Ulaştırma trafik okuyorum abi. Ha, ulaştırma trafik okuyorsun. Evet, tamam. Ulaştırma okuyorum. Karayolları tarafından geçiyor. Tamam. Bir de bilgisayar programcılığı okuyorum. Belli ki sen hani Eskişehir'e gideyim de nasıl gidersem gideyim. Aynen. Evet abi, o niyetle geldim de sınavlar çok zorladı ama beni ya. O derslerim de var. Yani. Olsun abi. Yani buna katlanacaksın yani Eskişehir'e geldiysen abi. Yani. Ama bu ses tonunla Eskişehir'de var. Senin var yani. Olayın vardır diye düşünüyorum. Az bir şey var abi, evet. Fena değildir diye düşünüyorum bir de Eskişehir. Eskişehir güzel şehir de yani. Yaşıyorsunuz yani, tabii. Yaşıyorum abi. Güzel, ucuz, uygun şehir. Değerini bilin ha öğrencilik hayatınızın. Evet abi, Antalya'ya göre bayağı uygun yani. Tabii. Ben Antalya'dan geldim buraya da. Öyle. Sen de bir elin yağda bir elin baldaymış amına koyayım. Evet. Antalya, Eskişehir. Buradan yani bir tık Amsterdam'a devam etmen lazım, anladın mı? Aynı standart yakalamak istiyorsun. Hani bir tık üstüne yakalamak. Tabii oralar olmalı yani. Evet. Bu yıl sona İsviçre gideceğim zaten de. Bakalım inşallah. Evet Tamer'cim, derdini alalım. Nedir? Derdimiz nedir? Yok, hafif bir metin hızlı sıklat. Finaller abi. Finaller, vizeler. İşte üniversite hayatındaki... Finaller, vizeler. Aynen abi. Ben üniversiteye gelmeden önce dedim ki bu kolay bir bölüm. Ben derim burada eğlenirim. Karayolları ne kadar zor olabilir ki dedin. Düz yani, karayolları ne kadar zor. Evet yani yol. Ama yani, şimdi onu ben sana söyleyeyim. Çizgilere dikkat edeceksin. Abi. Bak, kesikli çizgiler var. Sorulama yapılabilen. Bir de düz çizgiler var. Bir de bariyerler var mesela. Anladın mı? Evet abi. Çok güvenlik şeridine sen gözün güvenlik şeridinde olsun. Motorlu falan çünkü kullanabiliyor orayı. Sen girme, baktın hani kamera olur, polis olur falan ileride, çünkü çevirmek tarzı bir şeyler oluyor. Orayı çok kullanmamaya özen göster. Kesikli şerit ve düz şeridi aklından hiç çıkartma, onlar önemli. Tamam, bunu da. Bir de arabada giderken hani uslu durun yani, anlatabiliyor muyum? Ekstra Eskişehir'desin. Şimdi senin karayollarıyla yani fantazini birleştirmeye çalışma. Anlamışsındır. Tabii. Yok abi, yok, birleştirmiyorum zaten. Finallerde hocam nasıl bir soru çıkıyor olabilir ki yani? Karayolları. Abi, selektör adabını da anlatabilir misin abi? Mesela selektör adabı iki selektör teşekkürler eyvallah. Mesela 3 selektör abi, ananı sikerim ama mesela o çok ince bir çizgisi var onun. 3 kere arda selektör senin ananı sikerim şeklinde bir selektör. Bir kere yaparsan hani bunu görmezden geliyorum bir daha da yapma ama trafiktesin. Hayvan mısın hareketidir yani. Evet. Dinleyelim, sorun nedir yani? Buradaki final sorusu mesela nasıl bir soru gelebilir yani? Seni zorluyor. Vizeler en azından ya şu anda tanımlar soruluyor ama finallerde genel olarak paso sayısallar soruluyor. İşte şuradan şuraya ne bileyim kaç şerit vardır. Buradaki tabelalara işte ne konulur? Bunların boyutları. Tabelaların... Şimdi adam bize mesela bir harita veriyor. Diyor ki işte bu haritada nerelere şey koyuluruz yani. Dostum bir şey soracağım. Tamer. Buyur abi. Birbirimize açık olalım mı? Açık olalım abi. Sen de erken boşanma problemin var dostum. Açık konuş. Şöyle ya açık. Yani sikmeyeyim şimdi karayolunun sınavını şimdi, anladın mı? Bana ne ki yani? Yemin ederim ben de tam tersi var. Çünkü yani. Bir kırlandım yani, anladın mı? Yok karayolu sınavını zorlandım da abi işte dertliyim falan. Ya yok, o tam tersi var abi. Erkenden. O da bir sorun oğlum. Ne oldu? Ana hayalini mi gerçekleştiremedin? Ne oldu yani? Asıl problemimiz ne yani? Onu anlayamaya çalışıyorum. Asıl problemimiz abi geçememem derslerden. Bu kadar zor olduğunu düşünememiştim derslerin. Şimdi bu geçince yani... mezun mu oluyorsun? Geçince mezun oluyorsun. Tamam. Evet. Aynen. Aslında bilinçaltın sana buna müsaade etmiyor sadece, bu kadar. Kendini evet, şımartıyorsun abi. Kalarak daha fazla kendini şımartıyorsun. Bu kötü bir şey değil. Kal abi. Bir sene daha oku. Bam. Bir sene daha. Bam. Kötü bir şey değil ki abi. Aile bize biraz sıkıntı yaratıyor onda da abi ya. Hadi kalma etme yeter, bu kadar orada kaldın. Hani tek başıma yaşıyorum zaten Eskişehir'de. Oh! Bağlardayım. Oh! Eski Bağlardayım. Güzel adresini verdi. Eski tam Bağlardayım. Yalnızlık çekiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Hayır. İran var. Pizzam var. Gelen arkadaşlara. Tabii. Bad boy ya. Oğlum bu. Biz bunları yemeyiz Tamer. Yalnız yaşıyorum. Bize bak, bana ne diyor? Yalnız yaşıyorum diye Eskişehir'de diyor. Ya yalnız yaşıyorum da hani ya, kız arkadaşım geliyor sürekli zaten ya. Ha, yani sevgilin var mı? Var abi, evet. Şimdi senin mezun olma sürenle sevgilinin mezun olma süresi arasında fark var mı? Var. Soruyu karayollarının anlayabileceği şekilde sorayım. Yani aynı anda mı mezun olacaksınız? Yok hayır, tabii ki de. Hayır. Ben biraz daha uzatırım diye düşünüyorum. Çünkü uzayacak gibi duruyor. Uzar. Dersler cidden zor. Uzar. Bir de biraz da keyifte. Biraz da keyif de uzayabilir. Doğru. Keyiften de bir yıl uzar oradan. Yani. Bir yıl uzar mı onu bilmiyorum da. Yaş kaçtı? 22 abi. Daha uzar. Daha uzar. Uzasın diyorum hatta yani biraz da. 25-26 kadar uzar. Konsantrasyon hapları var. Onlardan kullanabilirsin. İsmi ne abi onların? V ile başlayan değil mi? S ile başlayan var bir tane. Reklam vermeyeyim şimdi. Reklam olmasın. Ben de kullanmıyorum da bir arkadaşımın vasıtasıyla bildiğim bir şey. Yani daha 22'de ama uzar yani, öyle söyleyeyim sana. 25'e kadar falan. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Uzar abi, uzar evet. Bu bir. Vallahi keyiflendirdin abi. Eyvallah. Şimdi kardeşim. Yarın bir de teknik, bir de resim sınavım vardı yarın. Çok stresteydim bu akşam. Hiç stres yapma. Yani... Teknik resim dediğin nedir ki? Teknik amına koyayım zaten. Yani. Önemli evet, yani oradaki mental önemli yani. Ya mental önemli tabii. 3-4 saat sınavda kalacağım yani. Çıkınca eve bir gidersin, temiz bir duş alırsın. 10 numara. Öpüyorum seni Tamer'cim. Derdini de sikeyim ama ayrıyetten yani. Sik abi, ben de kusura bakma küfür ediyorum ama. Yok, estağfurullah, ben de sikersem daha iyi olur. Artı bir artı. Sen de ama dinlen de arada bir. Tamam, öpüyorum seni. Ben de öpüyorum abi seni. Allah'a emanet bro. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Tamam. Şimdi Kayseri'deyim, çalışıyorum. Bak bir şurada şeye bak, bir diğerde bak. Bir bizdeki diğerde bak. Kendi işim de var. Çalışıyorum, 3 milyon maaş alıyorum. Evet, program öyle bir şey oğlum. Daha fazla zevk alabilirime dönmüş program. Çekelim, yeni bir dert çekelim aşağıdan. Aha geldi. Kim geldi? Fatih. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Pornocusu. Dur bir dakika. Buğulu. Sesi dertli geldi. Buğulu sigaracı pornocu sesi bu, biliyorum. Amatör. Hayır. Yo vallahi. Ben o derinliği aldım dostum. Cidden aldım. Yok yani. Sigara kullanmıyorum ben. Öyle sigara mi? Kullanmıyorum. Evet. İyi yapıyorsun kanka. Ama herkes öyle diyor ya. Kullanıyorsun falan diyor da. Keşke kullansan ya. Yanlış anlama hani şeyi yavaşlatır belki. Gündelik porno miktarını azaltır belki. Hani istikrarsızlık falan söylüyor. Nereden çıkardın ki abi şimdi sen? Baba geldi o ses bana, ben aldım o sesi, öyle söyleyeyim sana. Evet. Hoş geldin Fatih, seni tanıyalım şimdi. Abi ben bir kapıyı kapatabilir miyim? Anlatacaklarımın çok duyulmasını istemiyorum. Kapıyı kapat, yorganın altına gir, öyle anlat. Evet. Gelenler meze mi oluyor? Ya ne olacaktı falan diyormuşum. Hani ne bekliyordunuz yani? Ha, abi şimdi geldim ben. Evet Fatih, seni anlayalım şimdi, dinleyelim. Direkt derde mi gireyim, kendimden mi bahsedeyim? Direkt girme hocam. Bir girmeyi bir kafandan bir sil amına koyayım önce. Şu girme çıkma olaylarını bir bırak önce. bir iletişim kuralım abi seninle bir. Biz seninle bir iletişim kuralım Allah aşkına. Fatih seni bir tanıyalım önce. Abi ben çok da detay vermek istemiyorum az sonra anlatacaklarımdan dolayı da. Ben bayağıdır bir buçuk yıldır seni takip ediyorum. Tamam, çok güzel. Tek abone olduğum kanalsın. Çok yani berbat durumdayken seninle birlikte eyvallah, güzel bir... Allah razı olsun. Ama başka kanalda görmeyeyim Niki yani. Öyle söyleyeyim sana. Yok ya, yok. Şaka lan şaka. Gidiyorum da sadece sende aboneyim. Lan yok, manyak mısın? Sadece sana aboneyim. Vallahi sadece sende aboneyim. Tamam canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne yapayım yani? Sağ olasın diyorum işte. Eyvallah. Tamam abi. Evet. Neyse yani... Tamam böyle... çok anlatma o zaman kendini. Öyle diyorsun anlatacağım. Aynen. Anlatamıyorsun da yani. Zaten anlatamıyorsun da. Onu da anladım. Evet. Yaşını verme şansın var mı peki? Ya vereyim. 22 benim yaşım. 22. Tamam. Okuyor musun? Aynen. Üniversite okuyorum. Üniversite öğrencisiyim. Tamam. Hangi bölümde okuduğun yeri söyleme. Bölümü de mi söylemeyeyim? Bölümde az bölüm benim az. Çok yok Türkiye'de. Ondan. Taşaklı bir bölüm mü peki? Yok yani ileride belki de şu an çok da değil yani. Tamam. Ha, geleceğe yatırım. Tamam. Merak ettim. Çok merak ettim abi şu anda. Hakikaten merak ettim abi ya. Az bölüm diyor yani. Yazayım özelden sana. Yaz. Yazayım. Birazdan bulurlar. Uçak mühendisliği falan olabilir. Bak öyle çok az bölümse bulunur yani çocuk. O yüzden adam isim vermek istemiyor şu anda. Ya şöyle... hakikaten az. İstanbul'da 3 tane var. Lan bu nasıl az yani. Oğlum manyak mısın? Bunun nesi az lan? Her yerde var bu bölüm. Fen edebiyatta. Neymiş? Onu söyleyemiyorum. Nesin'cim onu söyleyemiyorum. Bu mu? Oğlum bu her yerde var bu arada. Ya bana da yaz. İstanbul'da 3 tane var. Yok Nesli'ne yazma sakın, Nesli'ne yazma. Şey diyor ya. Uçak uzay. Evet. Neyse evet. Diş doktorluğu diyor Nesin, diş hekimliği. Evet. Neyse. Abi benim derdime geçeyim mi ben direkt? Derdimize gelelim hemen. Benim derdim abi, ben sevgilisi olan bir kıza tutuldum, kurtulamıyorum. Hakikaten de kurtulamıyorum yani. Denedim, bayağıdır da deniyorum. Derdim ırz düşmanlığı mı diyorsun? Sorun. Hayır ya. Yani şöyle. Normalde asla hayatımda böyle bir şey yapmamışımdır. Yani böyle bir hep kendime engel olabilmişimdir. Bu sefer olamıyorum. Yani kurtulamıyorum bu düşünceden yani sürekli aklımda falan filan. Hani bilerek de kimseye anlatmıyorum ki şey olmasın, büyümesin böyle iyice. Tamam şeyi hani soracağım. Burada 10.000 kişiye anlatıyorum ama normal hani işte detay vermemek kendim hakkında bu yüzden zaten. Hani kimse tanımasın falan. 13.000 kişi. Aynen işte. Heh. O son artı 3.000 kişinin içerisinde olabilir çünkü o insan, haberin olsun. Senin GBT'n çıkar biraz sonra. Bir dakika. Sana birkaç soru sormam lazım. Öncelikle biz burada insanları yargılayan bir insan değiliz yani, tamam. Bir yere kadar tabii ki. Bu aşık olduğun kişinin sevgilisi var ve sen sevgilisiyle arkadaş mısın? Değilim. Yok, çocukla hiç görüşmedim. Bilerek görüşmedim yani. Hani belki şansım olurdu ama bilerek yok. İstemedim falan yani. Tamam. Kız senin ona olan duygularının farkında mı? Değildir. Yani zeki biri de anlamıştır bence. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Tamam. Mal biri değil ya çok. Tamam. Kız senin arkadaşın normalde. Samimi bir arkadaşın mı? Evet, sayılır. Baya böyle muhabbetiniz falanınız filanınız var yani. Var. Ne kadardır sevgilisi var kızın? Vallahi yani var ya bir 6-7 aydır. Ulan ben ne zannettim, 9 senedir falan diyeceksin zannettim. 6-7 aydır sevgilisi var diyorsun. Öyle bir dururluğun falan. Peki sen 6-7 önce bu kızı tanıyor muydun? Yok, sevgilisinden sonra tanımışımdır herhalde. Yok yani öyle ya, aşağı yukarı aynı gibi ya da bir tık ben sonradan tanımışımdır. Tamam yani sen tanıdığında ya yeni sevgilisi oluyordu ya da hani daha aynen yoktu öyle. Belki de. Ya o Arife'deydi ya da hani. Arife'de miydi? Olmamıştı. Yani ha, kız Müslüman. Önce... Aile yapımıza uygun bir kız, o anlamda mı dedin? Yok yani hani sevgili Arife'sinde falan. Yani ha çocuklar. Öyle Arife'de. Flört, tamam. Flört. Şimdi sen kıza peki ne zaman aşık oldun? Ya bu işte benim dikkatimi en başlarda çekmişti. Sonra dedim yok ya dedim, boş ver dedim. Sonra böyle yeni, böyle son 2-3 aydır, yani 2 aydır belki de daha çok dikkatimi çekiyor. Böyle ulan garip oluyorum, bakıyorum, bir garip hissediyorum falan. Ya böyle içim bir garip oluyor. Ulan diyorum ne oluyor falan. Görünce öyle ne hissediyorsun yani, bu... peki? Kızla görüşünce ne hissediyorsun? Abi bilmiyorum, ne hissedeceğimi tam bilmiyorum yani. Böyle kıskanıyorum bazen böyle çok mutlu oluyorum, bazen üzülüyorum, çöküyorum. Çok yani çok değişik oluyor. Değişken bir hale bürünüyorum yani. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Kızla bazen. Hiç temas kurdunuz mu yani mesela? Hiç. Temas ettiniz mi? Kurdum. Bezemek şerefsiz. Nasıl kurdun? Ya abi arkadaşınla el sıkışırsın, sarılırsın. Arkadaşınla abi elleri doluşup sahilde öpüşmez misin yani? Öyle bir şey yok oğlum, ne demek? Nasıl yani ya? Yani, ya işte öyle arkadaşız yani. Yakın arkadaşız. Dostum şimdi bak, götünü iyi mi geç. Yakın arkadaşlık böyle bir şey değil. El ele tutuşup amına koyayım sahile gitmek, el öyle bir yakın. El ele tutuşma yok ya, hayır, el sıkışma dedim. Bir de sarılmak dedim yani. Sen kız arkadaşına sarılmıyor musun abi sen? Ah lan. Arkadaşın yani. Normal arkadaş ne demek ya falan demiş. Bence kızın anlamamış olma ihtimali yok. Bence de. Bir kız ya gözüyle hayır, mi değerlendirdiniz? Mert ve Yağmur. Hayır ben ya. Evet. Hayır ama bir dakika. Ya hayır, diğer başka kız arkadaş. Uzmanımız Mert'e danışalım. Tamam. Bir de bir kadın gözüyle bakalım. Evet Mert'ciğim. Nasıl sence? Pardon, evet, bir maymun görüşü de almak isterim yani böyle bir konu hakkında. Evet Mert. Biriktirin gidin ya. Ya anlamamış olma ihtimali gelip burada içinde biriktirmiş ve burada anlatacak kadar içinde biriktirdiyse, kızın yanındaki en ufak birkaç hareket üst üste bindiğinde. Ya kardeşim ya kız amına koyayım orada hayatının aşkını yaşıyorsa, belki gözleri görmüyor önünü. Kız belki çok mutlu, hayatının aşkını yaşıyor. Bunu nereden fark edecek? Bu kendi kendine bu adam sarılıyor, heyecanlanıyor falan filan, tek taraflı. Hayatının yanında değilken geçirdiği vakitte herhangi bir etkileşim olursa bunun da farkına varır. Ne alakası var oğlum? Aşk illa dokunmak mıdır? İlla aşk, efendime söyleyeyim, yanında bulunması mıdır o insanın? Ben aşk, dokunmakla alakalı hiçbir şey söylemedim ki Çağrı. Nasıl? Bırak oğlum, ben bir de kadın görüşü ya. Alalım Yağmur. Teşekkürler Yağmur. Şimdi, bence kız salak değil, mal değil dediği için bence kız net anlamıştır. Baba soralım, adama soralım. Ama şöyle bir şey de olabilir. Şimdi sen elde edebildiği şey insana çok hype'lı gelir. O yüzden sen onu elde edemediğin için, sevgilisi olduğu için de ona karşı büyük bir aşk besliyor zannediyor olabilirsin kendini bence. Dur. Yok, elde edemem falan. Bu çocuk Kıvanç Tatlıtuğ mu hocam? Bu çocuk elde edemediğine Cristiano Ronaldo mu amına koyayım? Daha çocuk 22 yaşında, genç bir kardeşimiz yani. O noktada değil henüz yani. Bunu elde edemedim lan ben, bunu bilmem falan, onu kurulayım falan. Öyle yok, bir şey yok. Yok, o demek istediğim o değil ya Çağrı. Bu çocuk gerçekten hani şey duygusal olarak demek ki etkilendi. Evet. Ve şey yani hani çocukla aralarında öyle ne bileyim büyük bir aşk olduğunu düşünmüyorum çok ya. Sevişiyorlar mı? Oğlum adam aşık. Saçma sapan sorular ne soruyorsun ya? Ya salak. Adam kalp krizi mi geçirsin burada amına koyayım? Niye soruyorsun ya? Nereden bilsin ayrıca yani? Fatih sen kaç yaşında? Hastalıklı ya. Benim kadar falan oldu yani. Terbiyesizlik yapmayalım. Evet. Fatih'cim bu hayvanlara çok da kulak verme. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sence bak, burası çok önemli bir soru. Sence kız senin farkında mı mesela? Senin ona beslediğin duyguların farkında mı? Bak burası ya kritik galiba, yani. Bak son bu dedim ya 2 ay falan. Belki 2 ayın ilk ayı falan fark etmemiş olabilir. Ama böyle peki sana bir soru daha. Kendine 10 üzerinden görüntü ve karakter olarak, yani bir sevgili, ideal sevgili olarak düşündüğün zaman kendini ideal sevgili olarak puanlayabilir misin? Yani 10 üzerinden atıyorum 8'im ben diyebilir misin? Yani abi, kaç dersin kendine? 8-9 derdim ama ben böyle çok kıskanç bir insanım. Ve bu baya kötü bir durum yani. Çok kıskancım. Ben böyle atıyorum mesela biriyle mesajlaşıyor, diyorum acaba kim? Kendi içimde kendimi yiyorum yani, ona saldırmıyorum ya da onu şey yapmıyorum. Tamam. Ama böyle tip olarak kendine 10 üzerinden çok... kaç verirsin tip olarak? 6,5-7 falandır ya. 6,5-7 verirsin. Kıza kaç verirsin tip olarak? 9. Ya sen aşıksın diye 9 veriyorsun. Normal bir gözle bakamıyorsun şu anda belki de. Birini yani niye kırdın? Normal göz yani 10 en mükemmeli sonuçta ya. Ha. O kadar da değil diyor yani. O kadar da değil. O kadar da değil yani. Abi, körüz de o kadar değil yani. Hani, tamam. 8 ya. Normal hani kendi şeyimi bir kenara bırakırsam 8 derim ama net. Peki şimdi sana şunu sormak istiyorum. Ya o kızın sevgilisi sen olsaydın ve kızın arkadaşı olarak etrafında dolanan, ona aşık, onu seven birisi var olduğunu bilseydin, tepkin ne olurdu? Ya işte şöyle, hani aslında bu empatiyi kurduğum için kendime engel olmaya çalışıyorum. Benim şu an amacım bir dakika, şey değil. Kendine engel olmasan ne yapacaksın yani, onu anlayamadım. Hayır yani sevmeme engel olmaya çalışıyorum yani. Hani şimdi ama... şöyle bir şey olmuştu lisedeyken. Deniz vardı bir tane. Bir kıza aşık olmuştu. Ondan sonra o kızın da sevgilisi vardı. Deniz şey yaptı mesela. Merdivenden kız inerken kızı kucaklayıp kaçırmıştı. O Yozgat'ta ama. Evet. Oradan da bir gerçek orada aşk normal oldu. Bir gün bu. Baba, bu konu... Orada başladım o hikaye. Turula. Ne yap? Çocuğa nasıl akıl veriyorsun amına? Bu nasıl demek yani bu şimdi? Merdivenden inerken. Kucaklayıp götür diyor galiba abi işte. Yok bak, yok. Oradaki kız, buradaki kız. Paşa'nın şakaları hiç sarmıyor ya. Kendine 10 puan vermeni isterdim ben. Şey diyor. Ya şöyle, kendime 10 puan vermem. Şimdi... madem o kadar aşıksın, onu kimse senin gibi sevemeyecek diye düşündüğünden kendine 10 verirdim ben. Ama ben şey, hani eyvallah o okey, benim kadar kimse sevemeyeceğini düşünüyorum. Ama sonuçta şey dedi Çağrı abi. Hani sen sevgili olarak kendini nasıl değerlendiriyorsun? Hani oğlum kendisini değerlendir. Aynen, iyi bir sevgiliyim diyebilir mesela. Belki şey diyebilir, kendisinin farkındadır. Ben çok da iyi bir sevgili değilim. Bazı hatalarım oluyor ki dedi de yani, kıskancım dedi. Dedim. Darlayabilirim dedi mesela sevgilimi, anladın mı? Bunlar yani insanın kendi kendine bunu diyebiliyorsa bir şeylerin farkındadır. Belki de düzeltebilir yani, bunu diyebiliyorsa insan. Evet yani bu çok farkındayım. Bu önemli bir özellik tabii ki. Peki sence çocuğu gördün peki? Çocuğa 10 üzerinden kaç verirsin? 5, 4, 3. Yani. O kadar mı diyorsun? Ya harbiden var ya, yüzü bilmiyorum yani. Ama tamam, sen şu an bokluyorsun kanka, haberin olsun yani. Kanka, ama bir şey söyleyeyim. Sen kıl yani olmuşsun Fatih, çocuğa amına koyayım, bokluyorsun. Şey ya. Fatih siktir lan, sen de bok gibi LOL oynuyorsun amına koyayım ona bakarsan. Şey, ben bu Fatih'e LOL'ü sildirmiştim de abi zamanında. Baba bak bu, Valorant, bak, bu Fatih'te olay ne biliyor musun? Sildirdik. Çocuğa 4 verdi, kendisine 6,5 7 falan zorladı kendisininkini. Kıza da 8 verdi. Çocuğa 4 verdi ama. Kendine ya. 8, kıza 9 verdi Çağrı. Bak, hayır, kendine 6,5 verdi. Çocuğun lojistik desteği var yani. Yani ne desteği var? Yani arabası varmış. Aynen öyle. Desteğini amına koyayım ya. Arabası var diyebilirsin. O oyunu, sen bu muhabbetle biraz zor olur ama bu iş. Haberin olsun, lojistik desteği sağlayabilirim sana hayatım. Ya siktir, çok şifreli konuşuyorum o yüzden. Bu kadar şifreli konuşmana gerek yok. Çocuğun arabası var zaten, anlanıyor, anlaşılıyor yani lojistikte. Ben de dedim ki lojistik desteği kargocu mu falan zannettim yani. Şimdi çocukta Fatih, para mı var demek istiyorsun? Linç mi yemek istemiyorsun ama? Bunu mu demek istiyorsun? Paraya mı gitti kız diyorsun? Yok yok. He. Şimdi bir dakika. Senin o arkadaşın yani olan kız. Senin şimdi arkadaşın ya bu kız. Yok. Aha. İyi bir arkadaş mı senin için? Arkadaşlık babında soruyorum yani. Çok. Çok. Oğlum böyle aşık aşık cevap verme bana. Erime benim karşımda amına koyayım. Gerçekten bu arada yani çok düz yani, arkadaş olarak hakikaten isteyeceğiniz bir yanınızda. Peki arkadaşlığı yetmiyor mu sana? Yani aslında şu an mesela hareket etmemin sebebi yettiği için de bir yerde. Baba çünkü bak yani, zaten bak, bizim tamam kitabımızda yani yazmaz. Bir dakika. Herhalde. Bak şimdi bizim kitabımızda yazmaz yani. Anladın mı? Sevgilisi olan bir insana yazmıyor de, zaten aynen. He, yani burada işte, hepimiz insanız, kendimizi geldim, hani ayıktırmamız da lazım bu konuları. Ben senin dostuydım. Ben bu kıza benim duygularımın olduğunu ve kızla arkadaş kalamayacağımı, benim arkadaşlığımdan mahrum kalması gerektiğini bir şekilde hissettirirdim açıkçası. Senin de burada yapman gereken şey, arkadaş kalamayacağını, kalmamalısın da zaten. Çünkü düşünsene sevgilisi olduğunu düşün amına koyayım. Yanında senin gibi bir sapıkla geziyor kız arkadaş olarak. Ya yanlış anlama Fatih, sana sapık demiyorum da. Yok yok, yanlış anlama. Sana sapık demiyorum kardeşim. Yanlış anlama ama öyle de olabilir ya. Bir şey diyeceğim. Hani sevgilisi olsan rahatsız olmaz mısın kendinden? Onu soruyorum. Olurum da. Ha, işte bitti hani baba işte bu. Ona engel olmaya çalışıyorum. Kendime engel olmaya çalışıyorum. Hani hocam bir dakika Nuri. Çok zor konuşuyorsun. Saksoyu hak ettin ya. Şu mübarek günlerde bunu banlayın. Estağfurullah. Atik. Efendim? Adı nedir? Arabayla çok geziyorlar mı? Yani. Dostum nasıl bir soru amına koyayım ya. Yozgat'tasın. Olayları sürekli amına koyayım. Yeşilçam Ertuğ'a bağlamaya çalışıyorsun. Dur bir dakika. Atla kaçına gir çocuk şimdi. Git kendine amına koyayım. Netflix falan da iki sevişme sahnesi izle amına koyayım. Hala arabayla çok geziyorlar mı bilmem ne falan filan konuşuyorsun. La bir dur adamın derdini çözeceğim. Derdini çözeceğim. Ne yapacaksın Oğuz? Dur. O hayattan sıkıtacağım şimdi. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim mi Fatih? Bir dakika abi müsaade edin. Abi hayal ettirme kura uyuyamıyorum yapma Oğuz abi. Bak şimdi Fatih hiçbir şey kurma. Sen şimdi duygusal olarak birazcık bir adam seni de üzmek istemem çünkü biliriz anladım halden de anlarız yani onu da söyleyeyim sana. Eyvallah abi. Kafanda hiçbir şey kurma tamam mı? Sadece şunu sana söylemek isterim. Benim naçizane birazcık eğer bir şeyleri çözdüğümü düşünüyorsam o da şu. Şimdi kızın yerine koy kendini. Sevgilin var mutlusun. Tamam mı? Gerçekten seviyor da olabilirsin. Ama belki de ruhunun bir tarafı da böyle biraz ilgiden ne hoşlanıyor olabilir. Olabilir yani bu. Şu anda senin ilgini de alıyor. Sevgilisiyle de beraber zaten. Anlatabiliyor muyum? Niye ben ona kendi ilgimi ekstra vereyim sevgilisiyle yetinsin amına koyayım yani. İşte ben de böyle düşünüyorum. Anladın? Böyle düşünüyorsan muhabbeti keseceğim baba. Uzak kalmaya çalışıyorum. Hakikaten de yapıyorum bunu. Ama işte bazen zorunlu olarak... Hiç inanamadım ben buna ya. Hayır bak şimdi. Zorunlu olarak oluyor yani. Aynı ortamda. Ya ben yanlış anlama. Takip ediyor musun? Bak yanlış anlama. Kızı takip ediyor musun? Ya etmez olur mu amına koyayım? Ne demek ediyor mu? Kesin ediyordur ama. Sen kızdan sana karşı bir şey olduğunu hissediyor musun? Bakalım psikolojik sıkıntısı da var mı? Fatih'ciğim. Bak yapıyor. Bak abi adam kudurmuş yani. Harbi Fatih şaka yapıyorum. Sen kızdan sana karşı bir ilgi hissediyor musun? Yani yok ya. Çok kurarsın. Ne diyorsun? Kafanda kurmuşsun ama. Bak kafanda bir kurmuşsun onu. Abi ben her şeyi kuruyorum ki. Kafamda yani. Ben Fatih sana dokunuyor mu? Yani. Abi işte en çok kurduğun an hangi hareketiydi? Yani nasıl anlatabilirim ki en çok kurduğun bana baktı. Yani ne yaptı da mesela hissettirdi sana? Mesela bak şöyle bir şey anlatayım. Hayal et. Misafirliğe gitmişsin ona. Bak dur. Misafirliğe gitmişsin sana kahve ikram ediyor böyle eğilerek. Gibi bir şey mi? Yok şöyle olmuştu. Yani aklıma geldi. Böyle bir gün işte gene birlikteyiz. Birkaç kişi. Gelmişti mesela anlık saç hani alakasız yani bir anda sarılmıştı hani. Dedim ne oldu falan yaptım. İçimden geldi falan yapmıştı. Tamam bu kız ben sana bir şey söyleyeyim mi Fatih? Kız biliyor. Bu kız senin ona karşı duyguların olduğunu çok farkında bro. Anladın mı? Ben sana bunu net bir şekilde söyleyeyim ama sen delikanlılığını ortaya koyup diyeceksin ki ben bunu demek zorunda da değilsin bu arada. İlla şovunu yap diye demiyorum. Zaten uzaklaştığında kızanlar. Kızla diyeceksin ki yani bizim arkadaş olmamız çok doğru gelmiyor bana. Diyeceksin. Hem efendiliği hem delikanlılığı alacaksın burada. O kartı da oynamış olursun hem. Hem de sevgilisi tarafından da hem de ayıp olmamış olur. O zaman kız da gerçekten sana karşı bir şey hissediyorsa ve bunun farkında değilse ki farkında olamayabilir. Çünkü arkadaşı olarak hep yanındasın. O ilgiyi açığını senden kapatmış da olabilir. Kızla uzaklaş. Bir yerde arkadaş kurma ve sadece merhaba gözlerle merhabalaş yani sadece. Anladın mı? Çünkü bu yolun sonu da hani onun sevgili falan. Şimdi senin yani burada zaten elinden gelen bir şey yok. Onları kavga etmesini bekleyip bir ezik gibi onları ayrıldıktan sonra kıza gidip açılıp seninle mi olmasını sağlayacaksın eski günlerini bilerekten. Bu daha mı iyi bir senaryo amına koyayım? Hiç değil. Fatih mesela değil. Şöyle bir... Niye hiç değil biliyor musun? Lan sus bir ağız amına koyayım ya. Sus. Yeşilçam erotik anlatıp duruyorsun ya. Eğilerek kahve verse diyor. Bir de eğilerek detay ekliyor amına koyayım. Kahveye gitse diyor. Eğilerek kahve verse diyor. Pezen akla başka bir şey sokmaya çalışıyor. Anlamıyoruz zannediyor bir de. Tövbe yarabbim. O ne ki ben bilmiyorum onu. Nasıl bilmezsin ya? Ben sana atacağım. Her videoda var. Atıyorum. Dur atıyor ama sana. Hayır bir dakika. Sana şöyle bir senaryo yazıyorum şimdi bak Fatih. Bu senaryolardan birini seç. Şimdi sen bu kız arkadaşını devam ettirirsin. Kızın ama sevgilisi bir yandan vardır ve var olmaya devam eder. Tamam mı? Evet. Belki bir ay sonra, belki 3 hafta sonra kız sevgilisinden ayrılır. 1-2 hafta dinlenir, sonra da seninle sevgili olur. Ama sen önceki sevgilisiyle yaşadıklarını ve o zamanlarda mutlu olduğunu bildiğin için ilerleyen dönemlerde belki de bunu problem edersin kendi kendine. İyi bir son değil. Olur. Değil. Anladın mı? O yüzden ve yaparım yani. Ve yapar. Ben anladım seni zaten. Sen takıntılısın yani bu konuda. Ve yaparsın da. O yüzden kızla arkadaşını şimdi bitir ki yarın bir gün çocuk ayrılıp kız sana karşı ilgi duymaya başlarsa zaten sen durman gereken yerde durduğunu kendi kendine kendini ikna edersin ve bir şeylere şahit olmamış olursun en azından. Çünkü hepimiz insanız. Bir şeyler yaşamışızdır, yaşıyoruzdur. Ama bunu kaldıramayacak boyuta getirirsen ilişkiyi başlasanız ne olacak şimdi? Sen bu sorunları dert edeceksin. 1-2 ay içerisinde kavga edeceksiniz. Mesela bak şöyle bir şey olabilir. Şu anda sen onunla hayal ettiğin şeyleri o şu anda sevgilisiyle yaşıyor. Sen yarın onunla yaşarsan ağlat bir de çocuğu burada. O şu andaki yaşanmıştaki ileri aklına getirirsin gibi. Oğuz ne dedi? Evet Oğuz. Yani senin burada Fatih'ciğim, senin burada yapman gereken ne biliyor musun? Evet abi dinliyorum. Bu bir yanılsama diyeceksin kendine. Bu bir yanılsama. Kıza ne kadar uzak durursan o kadar zor koparsın yani anladım. O kadar daha da ateşlenir, körüklenir yani aşkın. O yüzden yapacağına keş şu. Baba sana mutluluklar, inşallah da mutlu olursun yani. Çünkü gerçekten seviyorsan onun mutluluğunu istersin zaten. Anladın mı? Evet abi istiyorum. Eğer onunla mutluysa da mutluluklar dilersin. Anladın Peki bir şey soracağım abi. Evet. Ortalığı hiç ayağa kaldırmadan kendim böyle hafiften yol alsam yani hiç böyle bir şey, böyle muhabbetlere girmesem. Zaten hani ortalığı nasıl ayağa kaldıracaksın ki? Hani ayağa kaldırmaktan kastım hani söylememe ne gerek var ki hani biz daha... gelip sarıldı diyorsun amına koyayım durup dururken. O yani o bayağı oldu onun üstünden geçeli ya. Hani. Tamam zaten yani ortalığı ayağa kaldırma ya. İddiada kupon tuttu da mı sarıldı? İşte abi anlamsız da anlıyor musun? O zaten hani. Sinirim bozuldu. Fatih ASMR izliyor mu? Efendim? ASMR yayınlar izliyor mu Fatih? Yok izlemiyorum. Sevmem. Fatih ben sana şimdi sana bir dakika Fatih'ciğim. Sana 15 videoluk bir eğitim seti atacağız. Eğitim seti ve hayata döndürme. İlk yardım seti atacağız. Hayatında böyle bir şey görmedin, öyle bir şey izlemedin. Bu videoları haftalık izle. Sonra tekrar izleyeceksin. Yaklaşık 3. haftadan sonra artık başka bir insan olmaya doğru devam edeceksin. Kızı kaybetmemek için söylemek istemiyor işte. Ya böyle bir şey yok oğlum. Kızı kaybetmemek için falan filan. Öyle bir şey yok ya. Kız bunun niye ki? Kız ki hayır kimsenin malı mı ya? Kaybetmemek için, kaybetmek için falan filan. Herkes bir birey abi. Kaybetmemek istiyorsa bir tane AirTag alsın, hediye etsin. Kazanmamışsın ki daha kızı. Arkadaşın kız senin. Normal arkadaşlık kurabilir yani bu gündelik yaşantınızda. Yani. Oğuz kolum şakası yaptı. Benim gibi bir durum yok ortada. Babacım duyar kasmıyorum. Şöyle düşün ya. Şimdi benim sevgilim var. Sevgilimin çok yakınlarında da böyle bir şey dolanıyor anladın mı? Bu beni de huzursuz eder. Fatih, nasıl döverdim onu. Fatih de sevgilisinin yanında Fatih gibi bir insan dolaşmasını istemiyor adam. Daha ne desin amına koyayım? Diyor ki ben sevgilimin yanında benim gibi birisi dolaşsın istemiyorum diyor. Doğru mu anladın Fatih? Abi bir dakika. Öyle dedin Fatih şimdi. Çocuk yazmış değil mi? Bir dakika benim hayatım. Kız mı izliyor lan yoksa? İnşallah izliyordur. Buradan da söyleyelim Fatih. Bence de. İzliyorsa daha iyi. Bana sanki Fatih senin dinlediklerini takmayacak, şu anadan çıkacakmış gibi geliyor. Fatih'in ilacı bende ya. Kız yazmışsa Fatih ne oldu bir dakika diyorsun. Birisi ismini mi bildi? Dur. Sana bir şey yazıyorum. Sana bir şey yazdım. Bir baksana Fatih. Ben bakayım abi. He anladım Fatih. Bu. Ha. Mantıklı hareket evet. Onu yapman. Baktığına bir attım ha. Ne dedin Karaman? Ben de anlamadım ki. Random. Ne dedi anlamadım. Karaman yine şey gif atıp biliyor mu? Bunu Çağrı abiye de at Karaman. Mami sen özeline baksana bak. Bir de bana Hasan abi derdim var yazmış. Abi siz özelden mi dertleşiyorsunuz? Siz hakikaten dertleşiyorsunuz mu? Abi diyor, bir dakika yaşını sorayım. Hasan abi dediyse çekme onu. Dur yaşını soracağım. Bence çekelim derdi büyük gibi. Karnım ağrıyor, güldürmeyin beni ya. Hasan abi diyenin derdi büyüktür, ben öyle söyleyeyim. Soracağım şimdi. Hasan abi kazanacağım. Şimdi daha demin ki anlaşılamayan cümlemi bir daha söyleyeyim mi? Yok söyleme. Anladık Yoz. Nasıl da anlat o zaman İbo. Anlat İbo. Ben sözlüğe çalışmadım. Tur 0. Şimdi bak. Şu anda Fatih mesela o kızla gezip tozduğu mutlu anları hayalliyor ya. Atıyorum yarın sevgili oldular. Fatih ve o kız sevgiliyken mesela mutlu, o Fatih'in kurduğu mutlu anları yaşamaya başladılar. Mesela o anda Fatih'in aklına kızın önceki sevgilisiyle o mutlu anlarını aklına... Dur bir dakika. O mutlu anda kızın eski sevgilisiyle... Hiçbir şey anlamıyorum biliyor musun? Anları, hiçbir şey anlamıyorum şu anda yazdıklarından. Hatırlayabilir. Yaşı 14'müş. Dur ben cevap vereyim. Oğuz? Mesela senin... Harbi dert çözme seansı tamam. Hepimizin derdi haline geldi şu anda. Bir dakika. Yozgat'ı kapatalım bir dakika. Rize'den bir bağlantı var. Evet. Tamam. Fatih. Efendim abi. Şimdi dostum ben seni anlıyorum, tamam mı? Olabilir. Bak bu insanlık suçu değil yani. Bu bir hata da değil. Olabilir abi. Yani... Gönül bu yani. Anladın mı? Bilemezsin sevgilisi var mı, mutlu mu değil mi? İnsan onları düşünmez yani kalben bir şeyler hissettiği zaman. Ne olursa olsun her şeye kalp açabilirsin. Önemli olan burada verilen karar zaten. Anladın mı? Evet. Yani ben de işte şey diyorum abi. Buraya gelme sebebim de bu. Nasıl kurtulurum bundan? Yani sen benim sevdiğim birisin hakikaten. Ben hani... Canımsın. İşte yazışmalara bakarsan da görürsün abi. Sana ben kendime konuşmuşum yani. Bir sürü şey anlatmışım mesela. Hani abim olarak görüyorum bir yerde. Eyvallah, o yüzden canım sana kardeşim yani. Tamam ben senin niyetini anladım zaten. Şimdi burada biraz makara kukara yaptık da yanlış anlaşılmasın diye ben tekrar üstünden geçiyorum yani. Hani burada zaten sana yakışan da bize yakışan öneride, anladın mı? Evet. Zaten kendi yolunda ilerlemek ya. Hayatta hiçbir zaman yedek olmamak mesela yani. Evet. Bu zaten ileride senin de egonu da sıkıntıya sokacak bir şey olduğu için. O yüzden burada nasıl uzaklaşabilirsin? Pimpon oyna kendine falan diye böyle gereksiz bir şey yapayım. Salacaksın ya da şimdi başkalarıyla bir şey düşün diyeceğim. O da olmaz. Düşünüyorum bu arada. Yok yani neden olmasın abi? Bana ilgisi olan herhangi biriyle konuşurum yani. Konuş ama şimdi sana ilgisi olan kişiye de şey yapmayan, anladın? Bu sefer sana aşık olan birisini de sen üzmüş olma. Bu trenleşmesin. Bu tam yani. Hırs düşmanı olduğundan bunu okuyayım şimdi Fatih. O herhangi biri cümlesi beni derinden yaraladı. Bence ben de chat'e katılıyorum. Net olman konusunda katılıyorum. Net olup çizgini ve sınırlarını netleştireceksin. Bana yakışmaz diyeceksin yani. Ben sana karşı yani bunu söyleyebilirsin. Bunu söylersen hatta sevgilisi de arar seni, teşekkür eder, tebrik eder amına koyayım yani, anladın mı? O noktada bir erdemli bir davranış çünkü. Bana yakışmaz yani. Evet. Ben böyle engel olamadığım bir duygu silsilesi içerisinde hissediyorum kendimi. Ve arkadaşlık şeyimizi minimuma düşürelim veya hiç yapmayalım, hani özellikle temas da kurmayalım gibisinden. Bunu kendine şey yap. Gerçekten seninle ilgilenen, seni ilgisini mutlu ettiği bir insan bulursan da ona bir şans ver. Yani evet, bana ilgisi olan birine şans vermek konusunda ben de şeyim abi yani okeyim. Çünkü yani güzel yani ben de iyi bir şeyler, güzel bir şeyler yaşamaya başlayayım. Kafasındayım yani. Yaşayacaksın yani, Fatih. Bulmayalım. Prangalarımız olmasın yani. Olmayacak Fatih. Çok genç. Sen rahat da kal. Prangalarımız olmasın diye. Olmayacak. O ne demek ya? Sen kendi kendine prangalıyorsun. Ataşehir tarafına gel seni bir döveyim Fatih ben. Geleyim. Çağrı hiç aşık olmamış ki nereden bilsin? Hadi. Ah be. O zaman o zaman şunu nasıl yazdık? Parçalandı. Aa, bebeğim ne oldu? Bunu nasıl yazdık? Yoksun şarkısı nasıl çıktı? Ha? Hep sustum. Ne alaka? Ha? Evet. Fatih'cim. Anlaşıldı mı her şey? Evet abi. Tamam mıyız yani? Bu fikirden fikir miyiz yani? Net miyiz? Netiz abi. Harbi mi yani, diyorsun? Zor evet, bir şey çünkü bu yani. Bak kolay bir iş değil ya. Yani. Yani altından çıkabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Yani bunun bir iki level üstünü ben üniversitenin ilk senesinde yaşadım çünkü. Böyle, hatta 2-3 level üstünü yaşadım yani. El ele dolaştık, kütüphanede sabahladık. İşte efendime söyleyeyim her dakika yemekte, okul gezisinde hep yan yana oturduk. Hep böyle kol kolaydık falan böyle. Ben eridim, bittim, bilmem ne yaptım. Sevgilisi olduğunu bilmiyordum ama ben. Anladın? Anladım abi. Bu daha yani boktan hali bu. Yani senin senaryonun bir boktan hali bu. Tabii. Evet. Hani daha böyle olmasındansa en azından sen biliyorsun, engel olabilirsin. Ben bilsem engel olurdum. Mesela böyle bir şeye abi, bu arada müsaade böyle, etmezdim. Yani şey böyle hani işin dediğin gibi burada sonuçta bir yani insanları eğlendiriyoruz sonuçta. Ha, ben de öyle abartı anlattım yani aslında öyle. Neden bu kadar eğlenmek istediğimizi zannediyorsun Fatih sence? Yani. Anladım sen entertainment makarası yani yaptın canım onu anladık zaten. Onda bir sıkıntı. Ağlamayı bilmeyen gözler yani, gülmeyi abi, de bilmezler. Ya mesela Nurilerle hani Valorant oynuyorduk. Bok gibi oynadım. Beni aşağıladılar. Valorant'ı sildim yani ne olacak? Hani tekrar silettik. Niye anlatıyorsun? Ağla bir de. Ben bağlantıyı anlamadım. Konulara geldim. Ya bak o kadar. Hayır makara adamıyım yani yaparım. 30 round oynadık tamam mı? 3 vurmuş dedim ki lan dedim sen 30 round, 3. Bu oyunu hak ettiğini düşünüyor musun? Dedim, kapat dedim o bir sil dedim o oyunu falan. Böyle bir üstüne gittik makara kukara kendi aramızda off stream. Tabii. Bir de oyunu ilk kez oynayanlardan daha kötü oynamıştı. Oyunu ilk kez tıklamış olan kişiler vardı lobide. Fatih sana reçete olarak hep sustum şarkısını yazıyorum. Şarkının sonunda şöyle bir cümle var. Kaybeden bence ben olmadım diyor. Oradan yürürsün bence. Tamam. Uzmanımız yorumunu yaptı arkadaşlar. Bir Kaliforniya'nın Mart'ı öneriyorum. Mart bir şey. Ha, söyle Fatih. O zaman. Görüşürüz. Mert demiş. Seton'da selam varmış sana. Aleykümselam. Kankacığım seviliyorsun bu arada harbi hiç takılma. Enerjini farklı şeylere yönlendir. Tamamdır. Çok yani boktan bir durum çünkü. İbo çocuğa bir link at. Bende. Fatih dayı ben sana bir eğitim seti yolluyorum. Fatih ama Ramazan'dan sonra. Nuri'den de bir kür alırsın Fatih. Sen Karaman'ın derdini dinlememişsin. Oğlum o dert mi amına koyayım? Dert mi? Devam artık. Öyle neyse. Derdim olsa Allah deva vermesin. Onu burada asla söylemiyoruz ama Karaman'ın derdi çok farklı ya. Çok büyük bile derdi. Bak ben bu Karaman'dan çok korkunç bir şey bekliyorum anladın mı? Hani böyle rüyalarıma girecek bir şey bekliyorum. Çok korkuyorum o yüzden bir anlamda da. Gerçekten beni acayip ürkütüyor yani bu Karaman. Ya bu modellerde çünkü çok acayip bir şey oluyor yani. Acayip anladım hayal ettirmesin Allah'ım. Neler hayal ediyorsun estağfurullah. Hani duysan 3 gün gülersin öyle bir derdi var ya. Dönemeçliymiş. Yani çok büyük bir ütopya yani. Ütopik böyle ütopik bir şey çıkabiliyor yani bu tarzlardan. Haberiniz olsun. Öyle zaten. Bir gözlük takınca adının önüne PRDR'ye gelmiş hayırlı olsun. Profesör doktor anlamında mı diyorsun? Fatih'cim gitti mi Fatih? Odada duruyor. Fatih? Çıkıyorum abi şimdi. İşim bitti mi? Çıkıyorum abi şimdi. Biraz daha profil fotoğraflarınızı attırın. Tövbe estağfurullah. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek canım için. Kardeşim. Öpüyorum seni. Hiçbir şey kafana takma. Dediğimizi de yapama yani. Bu önemli bir şey çünkü. Sana yakışanı yap yani. Tamam. Eyvallah. Yapıyorum. Seviyorsa gidip konuşsun değil mi? Yok. Yok. Zaten ilişkisini kestiği anda o taraf anlar neyin ne olduğunu. Sevgimize kilit vurup ilişkimizi keseceğiz abi. İyi geceler. Böyle Müslüme de bağlamana da gerek yok Fatih. 22 yaşındasın ama. Bir de tesbih alacak yani oldu olacak. Yok, şakası işte makarası. Ha makarası. Görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Şu Karaman'ın ya derdini harbiden birini söylesin. Enteresan. Yok kanka söylenmez tamam, ya. Al bakalım yani enteresan, enteresanı al bakalım. Sırada enteresan bir olay var. Enteresan çektim. Bir olay. Kimi çektin? Nesrin hoş geldin. Kulaçes. Ha. Kulaçes. Alo. Alo. Evet Kulaçes. Merhaba. 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 Hoş geldin kardeşim. Seni tanıyalım. Hoş buldum. Ben Osman, Burak. Hoş geldin. Hoş buldum. Kocaeli'nde okuyorum. Elektrik mühendisliği. İsmin Burak mı? Evet. Tamam Burak'cığım. Elektrik mühendisliği okuyorsun. Elektrik, elektronik mi? Yok, sadece öyle. Elektrik mi? Yok sadece elektrik var. Tamam olsun. falan demiş. Evet. Kaçıncı sınıfsın? Şu an birinci sınıfım ya. Yani yeniyim öyle söyleyeyim. Kocaeli Üniversitesi 1. sınıf elektrik mühendisliği. Çok güzel. Maşallah diyelim. Aynen Burak'cığım. Öyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Abi benim başlayayım mı anlatmaya? Tabii yoksa, tabii derdin nedir? Geçiş olacak mı yani? Tamamdır. Benim derdim şu şekilde abi. Benim şu an birlikte olduğum bir kız var. Bu kız da abi gereksiz bilgisi var bana karşı. Evlenmeyi falan düşünüyor benimle. Öyle söyleyeyim sana. Ha. Yani hani bu kadar beklemiyordum anlatabiliyor muyum? Hani ilgi olur eyvallah eder. Hani bu kadar da değil. Burak yaş kaçtı sizin? Benim 21. Kızın havalısın yaşı kaç? Kanka. 20. Bu seni gerdi mi yani evlenmeyi düşünmesi seninle? Abi yani yaşım kaç? Ben gencecik çıtır adamım yani evlenip ne yapacağım bu yaşta anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun ya niye anlatamıyorsun amına koyayım anlıyorum yani. Peki bu sevgilisiniz yani değil mi? Evet şu an birlikteyiz abi. Şu an yanımda falan deme bari amına koyayım yani. Yok hayır hayır yanımda değil hikayeyi duyunca zaten yanında olmaması için şükredeceğim yani. Tamam hikayeyi duyayım o zaman. Hikaye de şu şekilde abi ben dediğim gibi bu kıza devam ediyorum ama bir yerden sonra abi bu tarz ilgi yani benim karakterimle mi? Oğlum şu ilgi bir dakika şu ilgiyi bir açar mısın ya ne yapıyor yani ilgi? Ya abi sürekli aranıyorum sürekli bir şeyim var böyle hani. Bir boş anım yok abi ya. Her an şey yani böyle bir... Sürekli ben de anlatabiliyor muyum? Ve sürekli bir iltifatlar geliyor. Sürekli şöylesin yok nasıl böylesin, ya? Bir örnek göstersene. Ben senin, benim adım Burak, sen de kızsın. Ben de kızım. Aynen bir örnek versene yani bu abi, ilgiden. Ya şu şekilde nasıl anlatayım sana? Abi bir sürü konuşma dönüyor abi ya. Bunu tek düze bir şeyle anlatamam yani sana. Oğlum bir sürü başımıza konuşma dönüyor dediğin ne oldu. Yapıyorsun, nasılsın, neredesin? Bunlar ilişkinin içinde olan şeyler değil mi abi? Ne yaptın aşkım hayatım? Burada mısın canım cicim? Abi öyle de. Öyle değilmiş bak şöyle. Sen ne olsun istiyorsun Burak? Sen boş zamanlarında kızla görüşmediğin zamanlarda fuck buddy'inle daha rahat zaman geçir diye kız... Aa, dur abi dur niye öyle dedin ya? Öyle bir şey yok mu? Yani onun gibi bir şey var gibi. Abi var abi. Var. Şerefsiz. Ya abi şey falan ya bir tık depresif verdi yok bunun kanka. Bu ilgi arsızlığından. Tam depresif bir kız. Seni de çok abi seviyor şey, değil mi? Şey falan yapıyor durduk yere. Konuyla alakasız bir şekilde böyle durduk yere şey ne denir ona. Beni bırakma. Ona çok ihtiyacım var falan. Bu konulara girmeye falan başlıyor. Peki sen onu bırakacağım vibe'ını mı veriyorsun? Işte seni. Öyle çok seviyor herhalde abi. Bu bir yerden sonra bende bir soğukluk yarattı. Onun özgüvensizliği mi sende bir soğukluk yarattı? Evet abi. İnşallah kız ilgisini abi. Üstünden çeker, boğunu yedirttirir sana. İlk defa, helal lan, katılıyorum lan. Bravo Oğuz. Nuri, DC'ye gelene küfür hakaret edenleri sorgusuz sualsiz banlar mısın? Senden ricada bulunsam. Teşekkürler. Çok saçma ya. Baba. Günün sonunda eğlence kontentindeyiz. Yani bu adam gerçekten bu dertleri olan adamlar illa geliyor ama yarı %70, %80 makara bağımlılığından geliyor bu adamlar yani anladın? Burada gerçekten herhalde bizim dediğimizi yaparak derdine derman bulacak insan olarak gelmiyor yani buraya. Ha, tabii biz de konuşuruz, boşta konuşmayız belki. Ama zaten %98'i şaka yani bunun. %2 belki doğru bir şey söylüyoruzdur. O yüzden saçma sapan triggerlamayın. Tryhard amına koyayım ayrel yaptırtmayın bana. Evet. Bunu saçmalayan 2-3 arkadaşa söyledim. Gerisi canım ciğerim. Burak'cığım, sana şunu hayal etmeni istiyorum senden. Hazır mısın? Evet abi, dinliyorum. Kız sana bunları yazıyor ya. Sana gelse dese ki Burak gerçekten çok tatlısın ama ben başka bir erkeğe vuruldum dese. Aşık oldum dese. Ne hissettirir sana? Bir gün ansızın yani ya. Bir gün ansızın. Yani dün sana gerçekten ilgi manyaklığı yapmış. Bugün gelmiş sana diyor ki olmuyor ya Burak. Ben seninle böyle böyle hayal kapılmışım ama bir yanlışa sürüklenmişim dese. Bu sende ne hissettirdi? Bir sadece bunu bir hayal et. Ya abi bu kadar kolay bir çıkış olacaksa okeyim ben yani. Sen bunu şu anda çıkış olarak görüyorsun. Yani. Ama daha sonra kızı kaybettiğini anlamaya başladığın zaman belki de sende bazı şeyler yerine oturacak. Bunu niye düşünmüyorsun? Olabilir abi, doğru. Mesela bu kız gerçekten seni aldatsa mesela ne hissedersin? Ya abi yani her aldatılan gibi herhalde mutlu olup zıplamam yani, üzülürüm bayağı. Ya şey der misin, iyi bari aldattı amına koyayım başkası varmış o zaman. Benim için de ayrılma sebebi oldu der misin? Yoksa birazcık da olsa koyar mı sana? Yani koyar tabii, koyar. Niye koymasın? Vereyim de görsen. Şimdi Placa mesela en son ne zaman aradı seni? En son yatmadan önce aradı, şu an yatıyor abi. Ne zaman yattı? Yani bir yarım saat önce falan herhalde. Ha. Mesela düşünsene şu anda seni boynuzluyor. Oğlum sen niye pisik pisik şeyler düşünüyorsun? Ya oğlum ne istiyor ya? O ne ya? Bak ama bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kadar ilginin, bak ben şunu da gördüm yani. Canım cicim bilmem neyim ilgi. Mesela benim background'da vardır yani, böyle bir ilişki de vardır, anladın mı? Ama bir bakıyorsun hayatım birinci senemiz kutlu olsun mesajıyla karşılaşıyorum, anladın mı? Hani senin onu maskelemek için varmış. Benim CV kaşe imza her şey var bende. Mesela bir de böyle bir modelleme de var yani, ha haberin olsun Burak. Ben şunu abi dedim ben yani ya... bu mümkün değil diyebileceğim, gördüğüme inanmadığım bir noktadayken oldu bu de bu. Bir de bu arada, ben yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Benim derdim fazla ilgi görmek değil. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bak anlayamamışlar, evet, o dert o değil. Bu yani adam tribe girmiş. Şu an derdim o değil yani. Derdim yok, başka bir girmemiş. Yok ego falan değil baba. Ben bu derdi anladım, Burak'taki derdi. Şimdi diyor ki yolu ilerlemeden, daha fazla kız bana tutulmadan, çünkü evlenmeyeceğim ne diyor yani. Bunu demek bu arada başarılı bir cümle yani bu. Anladın mı? Evleneceğim. Tamam, bir de hikayenin devamı var galiba abi yani. Bir... Evet abi, ufak bir devamı var. Ya. Mevzu var orada. Ufak yani. Bir devamını alalım. Bir dakika, Nuri abinin sesi çok kısık bende, niye bilmiyorum. Nuri o şekilde mi yazdın hikayeyi? Ne alaka ya? Sen niye algı yapıyorsun maymun herif? Ya Mert zaten öyle bir şey peşinde. Neyse ya, dur. Siktir et ya Karaman. Devamı da şu şekilde abi. Benim bu kızla birlikte olduğumu duyan eski kız arkadaşım da bana büyü yaptırmış. Bunu da ben dün öğrendim abi. Arkadaşı Ayla. Aradı beni. Nasıl büyü yaptırmış ya? Arkadaşı aradı beni abi. Korkarım böyle şeylerden. Şey dedi bana, işte bana geçen gün sordu dedi. Herhangi bildiğin bir yer var mı bu konularla alakalı, ne bileyim hacıdır hocadır bir şey. Bu kız da söylemiş buna hani. Hocam sende de maşallah kaç santim yarak var, tövbe estağfurullah. Senin peşinde dönüyor bütün dünyaya. Sana büyü yaptırıyorlar. Abi iki tane kız anlattım ya. Bu ne ya böyle? Bir tane mi var? Eski sevgilin sana büyü yaptıracak abi. Noktasında. Ya sende bir numara olması lazım benim buradan anladığım. Bilmiyorum abi, var mı yok mu artık. Kendine puanlarsan onun üzerinden yani. Kaç verirsin tipine? Tipime mi abi? Yani evet. 8 veririm herhalde ya. Tam bilmiyorum yani. İnsanlığına kaç verirsin? Abi insanlığı 2. İyi bir sevgililiğe. Benim de aklımdan 2 geçiyordu ha. İyi bir sevgili olurum abi ya. Makarada çeviririm yani. Öyle zaten. Sen çok iyi bir sevgiliye benziyorsun. Kız uyudu orada amına koyayım. Geldim burada bak neler var. Bu kızdan nasıl ayrılırım diye anlatıyorsun. Abi kız depresyondan falan çıkardım ben ya. Ağır kötüydü. Tamam ne yani. Güzel işte. Sen bunu hayrana mı yaptın dostum? Sen hiçbir şey hissetmedin mi bu kızla sevgili olurken? Abi hissediyorum da hani bu kadar üstüne gelince bir yerden sonra şey oluyor, sen ne oluyor kıvamına geliyorsun yani. Ama bıraksa da oturur da üzülürüm de diyorsun. Ya üzülürüm tabii, üzülürüm. Ama böyle yerle yeksan olma, anlatabiliyor muyum? Ya tamam böyle baba yani. İlla uç noktada yaşa demiyorum zaten sana ya. Eski sevgilin sana ne büyüsü yapmış? İşte abi bunun arkadaşı beni aradı. O söylemiş gitmesi gereken kişiyi ciddiye almayaraktan. Ondan sonra yaptırdığını öğrenince de o da vicdan azabı çekmiş. Yani benim yüzümden yaptı bunu, ben söyledim. Yani sen şu anda ben abi bir büyünün etkisinde miyim acaba mı diyorsun? Acaba abi, acaba. Ama ne büyüsü olduğunu bilmiyorum. Bana çok açmadı bu konuyu. Hani bunu dün öğrendim. Cinsel organında bir sıkıntı var mı? Kalkıyor mu? Abi dün oldu, dünden beri denemedim. Kalkıyor mu değil, iniyor mu diye sorman lazım. Daha adam amanım 20 doğru. yaşında. Doğru, iniyor mu? Mesela bizde var öyle Karaman, İbo, anladın mı? Olayları zamanlamak için soruyorum. Sen bu kızla ne kadardır sevgilisin? Kızla abi 6 ay oldu. Tam 6 ay. Büyü olayı tam olarak ne zaman gerçekleşti? Yani ne zamanını bilmiyorum ama dün, dün haberim oldu. Sen peki bu kızdan ne zamandan beri darlanıyorsun? Sen bu kızdan ne zaman? Evet. Ya ikinci ayımızdan beri falan çok çıtayı bayağı arşa çıkardı yani. Ha, 4 aydır falan sen bu ilgiden biraz rahatsız olmaya başladın zaten. Ya abi 4 aydır evet. Ben zor tutuyorum yani. Konuştun mu peki hiç kızla bunu? Yani mesela çok... şöyle bir şeymiş bak, mesela. Bak bunun altından ben sana bir söyleyeyim bak. Kız aldatıyor net yazmışlar bak. Bak böyle bir şeyle karşılaşırsan psikolojin bozulup şarkı marka yazma amına koyayım bak. Haberin olsun, sonra gelip burada ağlayarak şarkı söyleme yani. Ben bu konuyu çözecek kişiyi buldum abi. Bak açık konuşayım sana ha. Bu kadar böyle yok bana bilmem ne falan filan. Laps bir görürsün amına koyayım, ondan sonra aklın yerinden gider. Bir daha da kimseye güvenemezsin. Bu ihtimale yüzde kaç veriyorsun? Ben genelde sporla atıyorum abi onları ya. Şey olarak değil yani. Vücudumdan atıyorum o stresi genel olarak. O da bir seçenek canım. Değil de. Tabii o da olur. Enerji kaybolmaz bir şekilde dönüşür zaten. Yani öyle mesela abi şimdi büyüden dolayı sıkılıyor olmuş olman nasıl bir seçenek olur Plages? O da olabilir. Neden dolayı sıkılma ihtimali? Büyü yapılmış ya, kızdan sıkılsın büyüsü mesela. Tamam, o zaman şunu diyeceksin kıza. Burak'cığım dinliyor musun? Dinliyorum, buradayım. Bak kız anlayışlı bir kız mı yani? İyi bir insandır diye düşünüyorum. Yani iyi bir insan evet. Tamam. Seni anlar mı yani bir şey söylesen? Ya anlar ama çok iyi tepkiler de vermeyebilir ya. Bazen çok agresifleşebiliyor. Onları çözemedim peki, ben yani. Yalandan bir kavga çıkarsan kaç gün konuşmazsınız? Yalandan bir kavga çıkarsam... Ya ben herhangi bir işte özür ya da bir şey dediğim zaman hiç şey yapmıyor abi. Hani triptir bir şeydir. Direkt okeyleniyor, anlatabiliyor muyum? Tamam şimdi kavga etseniz kaç gün konuşmuyorsunuz bir kavga ettiğinizde? Sağlam bir kavgada 3-4 gün... Böyle hani gene günaydınlar yazılır onun tarafından, benim tarafından, aralar edilir, buluşulur ama hani ya buluşulmaz, bir iki konuşma döner, o kadar 4-5 gün yani. Ha, bu seni rahatsız eder mi bu ilgi yani ilgisizlik olması durumu? Ya bir tık toparlayabilir abi yani dengeler, anlatabiliyor tamam muyum? Şimdi senin burada kendine küçük mini testler yapman lazım maalesef ki. Kızı da üzmeden ama. İki ihtimal var. Bir tanesi şu. Ya kıza diyeceksin ki ya ben çok iyi bir insansın. Sana karşı bir şeyler hissediyorum zaten. Seni seviyor, yani seviyorsan sevdiğini söyleyeceksin. Ama bu ilginin, bu ilişkinin sonunu getirme ihtimalini kıza anlatacaksın ve şunu diyeceksin. Ara verelim hiç tarzım değildir. Ara vermek falan ama bazen belki de gerekli bir şey olabilir. Yani iki tarafta gerçekten seviyorsa. Kızdan önce bir 3 günlük müsaade isteyeceksin. 3 gün. Evet 3 gün. Keser mi seni? 3 günde düşünme süresi olur mu? Sende bir rahatlatma yaratır mı? İyi olabilir abi ya. İyi olabilir. Tamam 3 gün bir müsaade isteyeceksin kızdan. Bunu şöyle de yapabilirsin. Yani yalandan bir kavga çıkartıp 3 gün bana dokunma da yapabilirsin ama çok tercih edilen bir yöntem değil yani bu kavga edip. Çünkü bir de kavgayı toparlaması var. Bazı şeyleri net anlatsan daha iyi olur yani karşı tarafa. Şöyle yap, seni cezalandırıyorum, 3 gün bana yazamazsın, konuşamazsın benimle falan. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sana o kadar çok ilgi göstermiş. Aslında sen şu an büyük yarrağı yedin dostum, haberin olsun. Abi götü kalkmış falan diyorlar da gelin. Yok götü kalkmasından değil abi. Anlatıyorum sadece. Ya götü kalkmış falan filan onları geç. Götü kalkmasından değil. Neden büyük yara yedin dedim biliyor musun? Çünkü sen bu kızdan ayrılırsan eğer herkesi kıyas noktan bu kızın sana vermiş olduğu ilgi kadar o çıtada olacaksın abi, artık. Ve gerçekten senin ilgilendiğin, senin gerçekten aşık olduğun, senin gözünü döndürecek kız geldiği zaman bu ilgi çıtasının altında sana davrandığında bu seni kesmeyecek ve sıkıntılar başlayacak işte. Anlatabiliyor muyum? Bu da ayrı bir derdi o yani şimdi. O zaman ne yapacağım abi? O zaman işte hayatım asıl yarrağı o zaman yemiş oluyorsun. O zaman da diyeceksin keşke bu kızın ilgisi bu kızdan bana gelseydi diyeceksin ama o da hiçbir zaman gelmeyecek. Hadi bakalım çık şimdi işin içinden. Ben nasıl yatacağım bu gece ya? Abi bu işi çözecek birini aldım. Yani evet. Yazdım, konuştum. Diplomasını da özelden attım sana. Çekiyorum bak diplomasını istersen. Ekrana da ver. Bir görelim. Amerika'da master yaptım diyor. Amerika'da Avrupa'da geçerlidir. Gerçek bir sorgulanamaz. Ben şu an ikna oldum. İnsanlar üzerindeymiş bir de. Sorgulayabilsek belki de sahte ama gerçekliği de sorgulanamadığı için o yüzden bir şey diyemiyoruz. Yayına mı geliyor ya bu ses? Osman. Merhabalar Çağrı Bey. Bir dakika kamera açmışsın hemen sendeyim. Deli oza benziyor. Oğlum dur Allah'ım. Yakınız zaten. Osman inşallah güzel bir RP yaparsın yoksa linçleyebilirler seni. Haberin olsun. Evet. Arkadaşlar aramaya devam edelim. Şimdi ben biraz not tuttum burada arkadaşla ilgili. Pardon bana da ne komik geliyor biliyor musun? Bu yayının böyle ihtiyacı olan herkesin bir anda o ihtiyacı kapatması bu kanalda benim bana da bu komik geliyor. Her derde deva var ya. Her derde deva var amına koyayım yani. Ceketimi çıkarabilir miyim? Tabii çıkartabilirsin. Saygıyla alıyoruz. Can Bonomo'yu andırıyorsun bu arada. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ayıcıklarını da Osman seni bir tanıyalım önce. Şimdi Çağrı Bey. 50 lirada birleştirsene. Bir dakika susun da adam bir konuşsun hocam ya. Aynen, baba bu Karaman niye gülüyor ya? Durun bir başka şey olay yok abi onun. Onu sen geç. Evet Osman seni tanıyalım artık. Şimdi adım Osman. Bir daha şimdi deme ama. Duvar kağıdını kendin mi seçtin? Bunu duvar mu? Kağıdı değil o. Perde amına koyayım ya. Stor perde. Perde o. Perde stor evet, aynen. Nereden bilsin ki Amerika? O göremiyor aynen, o kadar detay yani anlıyor ama şey yapamıyor. Baba bak bu perde bu. Bu perde. Osman aşkolom diye bağlandın amına koyayım. Bir şeyler anlat artık. Hocam öncelikle Amerika'da master yaptım. Evet. Las Vegas'ta. Hangi bölüm üzerine yani, yaptın? Aşkolog ve koltuklar üzerine yaptım. Yani koltukların psikolojik yönleri, koltukların... Seni mami yani, getirdin mi buraya? Çağrı Bey hayır. Onun belasını sikeceğim çünkü, evet. Öncelikle sakin olun. Yani bu benim okuduğum bölüm. Sizin koltuklarınızda olan sıkıntınızı biliyorum. Mami seni bak sikerim şimdi bak çocuk. Senin derdini çözeceğiz. Senin abi eski kırmızı koltuk çizip atıyor diyordun ya. Ya sus salak konuş bana Hasan. Hocam. Aptal Hasan. Evet kardeşim hocam, dinliyorum seni. Senin dermanını da çözeceğim. Benim bir derdim yok dostum. Siktir et beni. O koltukla arandaki münasebeti biliyorum. Onu oğlum çözeceğiz. salak konuşmayın. Hadi amına koyayım çocuğun derdini çözeceksen çöz. Sen ne? Seni bir sorgulayalım bakalım. Sen ne biliyorsun aşk konusunda? Hocam arkadaş 4 ay tutuyorum diye bir demeç verdi buraya. Ben öncelikle bunu sormak istiyorum. 4 aydır neyi tutuyorsun? Bunlar önemli. Neyi tutuyorsun? 4 aydır neyi tutuyorsun hocam? Arkadaş burada mı? Burak. Buradayım. Ya sen muhatap olsana. Ben muhatap olmayayım çünkü. Ya soru karşısında bir kaldım da ondan şey oldu. Hocam 4 ay tutuyorum demişsin. Orayı da fazla dinleyemedim. Mami ile yazışıyordum. Ya ben bu konudan... aydır tutuyorum diye bir şey duydum. 4 aydır bu konudan hocam rahatsızım ben. Dostum böyle kendim not alınır mı? Anlamadığın, dinlemediğin şeyin notunu niye aldın o zaman? Hocam tutuyorum diye bir demeç vermiş. Ben asla yalan bir şey söylemem. Ben bu işin uzmanıyım. Benim kararlarımı kimse sorgulamasın. Yakarım burayı. Öncelikle dostum. Şu kanalda bir tane aklı selim insan yok mu ya? Evet. Buradayım. Tamam dostum. Ya siktir lan Hasan. Evet Burak neyi tuttun 4 aydır? Neyi tutuyorsun? 4 aydır ben bu konuda... Hocam. Ben bu konudan rahatsızım, kendim tutuyorum. Hani kız beni bırakma diyor işte. Tamam. Depresyondan falan çıkardığım için hani. Tamam Burak sakin. Sen tamam, de amına koyayım depresyondan çıkardığım için. Hayırdır ya depresyondan çık. Bence bu başarı abi bence. İyi bir şey. Onu anlatabilir misin ya lütfen? Sen sus. Sen de katılsana. Oğuz Bey bana mı? Kamerayı açıp sen de katıl. Evet. Dur geliyorum. Oğuz Bey siz de kamerayı açar mısınız? Yalnız hissettim Kayseri'de yaşayan bir insan olarak. Hani kendi yöreme yakın bir insanı. Şu an bir kamera karşısında görmek isterim. Neyse spor yapıyormuşsun. Güzel. Spor insanın özgüvenini arttırır. Ekstradan spor öncesi lütfen hani malum şeyleri yapma. Kas ağrısı yapar. Bunu da sana ekstradan söyleyeyim. Sen dostum aşk uzmanısın. Sen 31 uzmanısın gibi geldi bana daha çok. Hocam. Harbi söylüyorum bak. Çağrı Bey. Evet. İşin, hayatın içinde her şey var Çağrı Bey. Tabii tabii. Hayatın içinde her şey var. Baksana elini bir göster, sağ elini bir göster bakayım. Bak abi baksana hocam rengi atmış. Elin amına koyayım rengi atmış. Günde 3 diyorum ben buna. Dur solu göster. Ne yaptın? Çamaşır suyuyla mı mastürbasyon yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Aa solda nasıl var abi? Tövbe solda da var. İki el takılmış. Dur oğlum dur. Evet. Şimdi... Sana ben uyumadan önce Hep Sustum şarkısını dinlemeni istiyorum. Depresyonlardan çıkarken çok iyi oluyor. Abi. Arada bir parçalandığında dinleyebilirsin. Ama fazla dozunu kaçırmıyorsun. Başka da bir şey demiyorum. Büyü diyorsun bir de. Oğuz Bey evet. Hoş geldiniz. Büyü diyorsunuz bir de. Büyü işini de sen bana bir özelden yaz. Benim tanıdığım hocalar var. Bir döktürelim senin üzerine bir kurşun falan filan. İstiyorsan hallederiz yani. Koruma büyüsü mü geliyor? Yok koruma büyüsü değil. İşemeli sıçmalı bir şey ama... Aa doğru yani lan bizim psikologumuz var. Bir dakika. Psikologumuz Melody nerede Melody? Gelsin. Bugünlerde lazım. Melody burada mısın? Senin sesin bir de oradan geliyor mu? Biz bu Çağrı abinin derdini nasıl çözeriz ya? Mami! Diyeceğim şimdi Çağrı abine. Diyeceğim. Elimi 80 GB'lık bir arşiv var Mami. Çağrı abini atalım. Melody burada mı? Tamam. Buradan ben çekeyim mi? Olayı detaylandırmak açısından. Hasan git bir müsait bir diye sor Melody'ye. Plajes. Bak burada Beylikdüzü'nde bak neler yapıyor. Depresyondan nasıl çıkardın bir söylesene. Yani benle çıkmaya başladığında ilişkimiz başladığında çok kötüydü. Neden? Ya ona da iyi davranmamışlar öyle söyleyeyim yani. Ya şimdi bak oğlum zaten sen birinci yasaklı taktiği uygulamışsın. Kız sevgilisinden ayrılıp o depresif kötülük halindeyken sen kıza salça olmuşsun ve sevgili olmuşsun. Sonra diyorsun ki ben onu depresyondan çıkardım. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz abi. Chat'te biri yazmış. Yusuf İllüminati. Bak yaralı avlamış demiş Çağrı. Yusuf İllüminati. Melody hoş geldin. Hoş buldum. Müsait miydin? Müsaitim. Yayını takip edebiliyor muydun? Olayı ilk başta kaçırdım. Ondan sonra takip edemedim. Ben size hemen özet geçeyim. Arkadaş 4 aydır tutuyormuş. Spor yapıyormuş. Bir de sevgilisi üzerine büyü yapmış. Teşekkür ederim. Ne anlamadım. Siz Beylikdüzü'nde ne yapıyordunuz Melody? Bayraktar'la. Sohbet. Ateşli sohbet mi? Hayır. Burada ateşli sohbet diye oda var mı? Varsa hani nasıl yani? Değerlendirelim. Yani öyle bir şey olsaydı yani, öyle bir varsa bakabiliriz, yapabiliriz. Yani. Yok şey. Ben ayarlayamıyorum. Karaman'ı yönlendireyim ben orada. Ateşli sohbet odası olsa ateşli sohbet yapar mıydım diyorsun? Hayır. Ya ateşli sohbet odası ayarlayacağım. Ya da adamına göre değişirdi. Hasan Karaman ayarla. Hasan ayarla 10 dakikası 50 liradan ayarla ateşli sohbet odası. Ataya beni koysan ona Çağır. Ya Mert sen bir dur ya. Dolu bu. Burası dolu. Ben tek kral 50 TL gönderdi. Bana yaşattıklarının bedeli. Orospu muyum ben kanka? Böyle donet matına bırak koyma. Masanın üstüne bırak o zaman buna koyma 50 lirayı. Kendimi ne kadar kötü hissettim lan. Böyle bir şey var mı? Al bu da senin payına abi düşer. Ben bir de bir şey paylaşmak istiyorum. Discord'dan bir arkadaş yazmış. Demiş ki çok abi benim bir hikayem var. 4 senedir platoniyim bir kıza ama sevgilisi yayını izliyor, anlatamıyorum demiş. Tamam, ben de şey sordum. Seni dövebilir mi sevgilisi diye sordum. Yoksa teke tek de alır mısın dedim. Önceden alırdı ama artık alamaz. Spordan çıkarıyoruz biz de hırsımız demiş. Buracığım onu öyle de ki o sporla moporla olacak bir iş değil de yürekli olabilir ancak de. Adres versin dövelim ya da öyle bir şey de olabilir. Nasıl yani, şiddete mi başvuracaksın? Burada psikoloğun önünde ateşli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Heh. Bu şekilde hani korkutmak için. Anladım. Şimdi Melody ben sana durumu anlatabilir miyim? Tabii ki. Bu arada Bayraktar senin sesini duymadan yapamıyorsa onu da çekebiliriz burada. Buraya. Bir şey yok. Arkadaşım Bayraktar benim. Tabii tabii. Evet. Ya tamam bir şey demedim. İnanıyorum sana. Arkadaş olarak. Bayraktar 54.002 chat'teki. Bayraktar ama şey bir harfi 4 olması lazım. Yok bu normal 2R'li sonu 2R'li sonu 54. Uyar mı? Yok o değil. Dostum kusura bakma şansı. O A'nın 4 olması lazım. O Melody de bundan etkileniyor işte. Nick'in içinde sayı da olsun istiyor. O sayının çünkü gizli bir anlamı olabiliyor kadınlar için. Evet. Bayraktar 4 ama bir gecede 4. Neyse Melody'cim konuyu anlatıyorum efendim, şimdi. Dinliyorum. Dinliyorum. Bak bu da psikolog ya. Çok iyi dinliyor amına koyayım ya. Ama hiç şey anlatmıyor yani. Sadece çok iyi dinliyor. Hep böyle anlatısın geliyor mesela. Şimdi yayınımıza Burak katıldı. Kocaeli'nden. Evet. Elektrik mühendisi okuyormuş. Ve 6 ay önce bir sevgili edinmiş kendisine. Sevgilisiyle ilk başladıklarında sevgilisi çok büyük çıkmazdaymış. Psikolojik olarak bunalımlardaymış. Kendisi sevgilisinin o çıkmazdan çıkarttığını ve bunun sonucunda da kızın Burak'a ilgisini çok fazla arttığını ve bu ilgiden artık sıkıldığını dile getiriyor. Ve bu ilişkimiz için artık ya 4 aydır neyi tutuyor oğlum? Sen bir sar şunu artık amına koyayım. 4 aydır tutuyor. Sen mi tut? O bıraksın sen tut o zaman biraz daha. Neyi tutuyor? Ya o saçmalıyor onu. Boş ver. Bunları dile getiriyor ve bu ilginin artık kendisine fazla geldiğini ve böyle devam ederse artık kendisine uzaklaşmaya başladığını ve uzun süredir aslında böyle hissettiğini söyledi. Burada bir çözüm aradığını kıza bu kendisine olan ilgisi var ya aşırı hani Bayraktar'ın sana olan ilgisi gibi düşün. Sen son zamanlarda acile gittin mi? Hayır. Ama senin mevsim geldi artık yavaştan. Neyse çirkinleşmeyelim lütfen. Durum mu şimdi? Bir psikoloji bilimiyle ilgilenen bir insan olarak, psikolog olarak yani. Bir de büyü yaptırmış eski kız arkadaşı bu götün Murat'a büyü yaptırmış. Onu nasıl biliyor peki? Onu nasıl biliyor? Kız arkadaşının kız arkadaşına sormuş. Kız arkadaşı da Burak'ın arkadaşıymış. Eski kız arkadaşının kız arkadaşı şu adama gitmelisin. Ay hiçbir şey anlamadım. Yapılan kişi hayır diyor. Hala Oğuz anlatıyor. Kendi bitti. Evet kanka. Ben de doğru. Ben size katılıyorum. Bak ben baba anlatıyorum. Melody'cim anlatıyorum. Evet, Burak'ın eski kız arkadaşı Burak'a büyü yapmış. Burak'ın da bundan ortak arkadaşları sayesinde haberi oluyor. Yani ortak arkadaşları Burak'a diyor ki kıza daha yakın olan kız arkadaşı sana böyle bir şey yaptı ama detay vermiyor. Burak da diyor ki acaba ben bir büyünün etkisinde miyim amına koyayım kızdan soğumaya başladım diyor. İyi de büyünün belirli bir noktası mı varmış? O noktadan sonra mı etki etmeye başlamış? Ya şey olan başlangıcından itibaren. İşte o noktada da 4 aydır tutuyormuş. Olabilir yani o büyünün bir cooldown olabilir. Ya ben büyünün ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Haberim dün oldu sadece. Tam vaktini bilmiyorum. Kençin yani gibi mesela mı diyorsun? Evet. Ya büyük kısmına inandınız hangi nokta olduğu mu? Sen bu noktalara niye takıldın? Bir sıkıntı mı var? Melody şöyle bir durum var. Büyünün tam tarihini bilmiyoruz. Ama 2 hafta önce bildirim gelmiş. Hangi nokta diyor kız? Hangi nokta deyip duruyor? Hangi noktana büyü yapıldı? Evet mesela daha önce sana senin herhangi bir noktana büyü yapıldı mesela daha önce. Hayır, büyüne Çağrı Allah aşkına. Büyü noktaya mı yapılıyor bir de? O da var mesela, onu da anlamadım. Ya büyü nedir ya? Hemen büyü size mesela bağlama büyüsü var, aşık etme büyüsü, ayırma büyüsü gibi. Peki sen bunlara bu bilgiyi nereden sahipsin Oğuz? Ne? Sondaki Oğuz'u iyi yakalama. Oğuz. Sen bu bilgiye nereden sahipsin? İnternetten okudum. Bir de bizim bu yörelerde çok fazla yaygın olan bir inanç büyü. Kocaeli taraflarında mı? Elazığ taraflarında mı? Yozgat, Kayseri, Elazığ, Malatya o civarlar. Evet. O benim yan çarım. O ilgiden çok fazla sıkılan ancak o ilginin gittiğinde büyük bir buhrana kapılacak kişi değil bu. Şu arkadaş. Diğer tarafında. Ben bu taraftayım ben. Evet. Yani büyük kısmını geçeyim. Hadi tamam, yani beni ilgilendiren bir kısım değil ama soğuma noktasında edindiğim sadece şu verdiğim bilgilere göre iletişim kurarak ancak bunu çözebilirsin. Mesela nasıl iletişim kuracak? Yani neden soğuduğunu, çok seviyorum diyormuş sürekli. Çok fazla ilgisine maruz kaldığın için bundan sıkıldığını, biraz daha kopuk şekilde demeyeyim ama farklı şekiller ayırmanız gerektiğini mesela. Bir dakika. Nuri chatten mi Cansu D'de cadıyım ben, açıklayayım bu tip büyüleri. Çok becerikli bir büyücüyse yapamaz ki. Kelime ben yazdım zaten. Bu cadıyı çekebiliyor muyuz? Cadı. Cansu cadısı. Tamam bana yazsın. Ya sus, sana ne yazsın amına, sonra kızı bırakmayacaksın. Aklı selim birisine yaz. Mami'ye falan yaz diyeceğim. Evet, Mami'ye yazabilirsin. Bana yaz. Nuri'ye yaz. Karaman'a sakın yazma. Sakın, en son tercih Karaman. Puanı en düşük o. Açıkta kalmamak için. O cadıyı çekelim mi? O da büyüleri bize anlatsın en azından. Evet. Melody bir şey sormak Hasan istiyorum şimdi sana. Discord'da. Canım. Canım mı? Canım şimdi anlatayım o zaman sana olayı. Dinliyorum canım. Canım deyince unutuyorum amına koyayım ya. Bir dakika. Melody'cim, bu çocuk nokta atışı bir çocuk. Önce onu söyleyeyim, senin sevdiğim tarz. Bu kıza şimdi ne demesi lazım? Kızı da üzmeden. Acaba bu işi kızı üzmeden mi yapabilir, yoksa üzmesi gerekir mi böyle bir durumda? Bunun doğrusu nedir mesela? Yani şöyle, karşılıklı iletişimde bir taraf üzülmek durumunda kalacaksa üzeceksin. Yapacak bir şey yok bu noktada. Sence ayrılmalı mı, yoksa ara falan mı vermeli? O kısmına ben bir şey söyleyemem. O ama kendisini nasıl iyi hissedecekse. Ya. İyi de psikolog olmam bütün ilişkiyi her açıdan bilmem gerektiği anlamına gelmiyor ki. Her açıdan bilmiyor ki ilişkiyi. Bunların ne yaptığını ne bilecek? Zaten psikolog ol işte yani bilmiyorum. Bir şey söylemesi de gerekmiyor. Dinlediği için para alıyor bu. Ya aynen Oğuz, aynen. Evet, haklısın. Yani, ya bu nasıl bir tarz Oğuz ya? Dinlediği için para alıyor bu. Ya sizin elleriniz niye öyle? Ben çok takıldım şu an. Bunlar rahatsız tayfa bunlar. Olayı sorgulamayacaksın. Ya eli böyle olanlardan biz de hani Allah bunlara günah yazmıyor şeklinde bunlar davranıyoruz. Kabile gibi, kabile. Bir sıkıntılı olarak algılıyorum ben bu tayfayı. Melody, bu arkadaşın, tamam mı? Bu arkadaş zaten yaralı avlamış. Yani yaralı avlamış ne demek biliyor musun? Zaten problemi varmış mı demek istiyorsun? Kız zaten eski dertliymiş sevgilisi. Yani o esnada. Üstüne bu çocuğun ilgisi kızı buna tam bağlamış yani. Hı-hı. Bu mu yani hizmetimiz? Ya mesela sen acile gitmiştin ya, onun gibi düşün. Hani bize de mi yani? Acile karıştırma. Ama o çocuk yaralı avlayamadı. Yaralı ceylanı iyileştiremedi. Orada bir avlanma olayı olmadı. Hayır, orada bir avlanma olayı olmadı. Nasıl? Bayağı. Avlanma demeyelim ona. Adamın telefonunu aldın ya. Tamam, o kadar işte arkadaş, bu kadar bitti. Rakı içtin evde. Ya ben bir arkadaşımla rakı içemez miyim? Ya içebilir ya, Allah Allah. Getirdiydi bir 70'liği hatta. Tamam işte arkadaşımla rakı içtim mi bitti, bu kadar basit Oğuz. Melody, kamera açabiliyor musun şu anda? Bayraktar'dan sonra üstünü toparla da. Açayım. Aa ne güzel olmuş evin. Aa, arka plan güzel olmuş. Şikayet geldi. Öbür odadayken çok sesim gidiyormuş. Gelir tabii. Her gece acillere gidersin. Ha, nasıl? Ben de mecbur salona taşımak zorunda kaldım. Zaten Rakiç'in merasimi de bu odada olmuştu. Yatak odasını mı salona taşıdın? Oldu. Anlayamadım burası tamam. Salon değil mi? Hayır, bilgisayarı salona taşıdım. Nerede salon değil mi Melody? Ya salona taşıdım diyor amına koyacağım şimdi senin Oğuz. Allah Allah, gerizekalıya bak. Salona taşıdım ne demek? Kendin mi seçtin noktaları? Burası salon değil mi diyor. Taşıdım diyor zaten. De, tuvalete taşıdım dese anlayacağım. Sorunu anlam kazanacak bende. Soru anlamlanamıyor benim kafamda şu anda. Varsayılan pozisyonuna dönüyorlar. Allah Allah. Estağfurullah, default'a dönüyor değil mi? Hemen buna dönüyor. Aynen, default'a dönüştü şu an. Yusuf Eminoğlu 30 kişi abone göndermiş. Yusuf'un çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ olsun. Peltek Kral da 50 TL göndermiş. Estağfurullah. Peltek Kral'ım. Şaka yaptım biliyorsun zaten. Estağfurullah. Bir sene önce psikolojik olarak zor durumdayken sana denk geldim. Bedel ödemek bugüne kısmetmiş. Tam bedel diyemeyiz de elimizden gelen bu kadar diyelim. Yüzümüz hep gülsün demiş. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Senin burada olman bile benim için bir gurur, bir onur. Hepiniz için geçerli tabii ki bu. O yüzden çok teşekkür ederim. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama işin bu boyutu tabii ki öyle. Çok sağ ol. Kesene bereket tekrardan. Evet. Cansu geldi galiba. Ha, aşağıdaymış yok, Hasan. Yok. Ayar mı yaptırıyor? O başka biri de bu arada. Hasan onun olduğuna inandı kendi kendine. Hasan. Bir tane de 80 level Megiç varmış. Soracağım. Burak bir şey soracağım. Evet, hiç bilmiyorum. Uylanıyor musun böyle ya? Bu acaba mesela beni aldatıyor mu gibisinden? Ya hiç öyle bir şey yok ya. Hissiyat yok yani bende. Varsa da bilmiyorum. Peki ben çok... böyle bir sıkılmışlık mı var full time? Ya çok kontrolümde gibi hissediyor ilişki şu an hani. Sen biraz da bu senin kontrolünde olması, senin kontrolünde olması seni birazcık da bunaltmış mı acaba? O da olabilir, evet, öyle bir şey de olabilir yani. Evet Melody. Evet. Yani ben söyledim Melody. Hayır, iletişim kuracak işte, konuşacak. Neden sana dışarıdan gelsek şu an hı dedin 750 lira fatura kesersin bize şu anda. Hayır. İletişim ilişkinin anahtarıdır. Evet, bu kadar basit. Ya ne da desin daha yani? Kıza ne ama desin mesela? Zaten yani aralarında iletişim var. Kız sürekli buna diyor ki seni seviyorum, sen çok iyi birisin, sakın hayatımdan çıkma, seninle tamam evlenmek istiyorum falan diyor yani hep buna. Bu Burak arkadaş. Şu arkadaşa değil. Demiyor Oğuz Bey. Şu arkadaşa demiyor. Şu Burak var yani ona diyor. Yanmayalım hadi. Kafa karıştı biraz. Burak o kızı sen buraya bir bağlasan. Seni o kıza köpek etleriz biz de. Aslında da. Aynen öyle. Bir iki tane ufak taktikle seni gerçekten köpek ederiz de senin tarafından bir şey yapamıyoruz yani. Olayımız bu. Yapma abi. Oğlum ilişkinizi daha iyi iyileştirmek için. Evet, senin de daha çok heyecan aldığın, daha çok para harcadığın hediye falan alıp. Bu tarz olaylarda abi genellikle birkaç sonuç çıkıyor. Şöyle sonuçlar ama çıkıyor bu tarz olaylarda. İnsanda bir naz yapar ya. Naz bile yok abi ya. Ufak bir naz ya. Olabilir. Naz yapmak zorunda mı? Ya ufak bir şey de olur ha. Hiç mi olmaz ya? Yani. Bir dakika. Hangi noktada naz istiyorsun? En azından bir problem çıkarsın ya. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kadar olağan gitmesi garip geliyor. Bu kadar şey tek düze yani. Başım ağrıyor mu desin yani? Onu mu istiyorsun? Evet. Teşekkür ederim. De problem istiyor ya bu. Hmm. Dert istiyor. Dert. Her şeyin düzgün, yani her şey düzgün giderken niye bir problem arıyorsunuz? Hayır, sürekli bana problem yaratmasın. En azından bir denge kurulabilsin ya. Her ilişkide olan şeyler. Hani aradığım şeyler bu aslında ya. Sert seviyor galiba. Hardcore diyebiliriz, evet. Ya ben olayı anladım abi. Burak'ın dediği şu. Diyor ki ne dersem oluyor diyor yani, anladın mı şimdi? Ben ne istersem oluyor diyor yani. Bu da artık bana heyecan vermiyor diyor kız. Çünkü ben ne yaparsam yapayım kabul ediyor. Sen bu kızı aldatıyorsun. Kız da bunu fark ediyor. Yine de kopmuyor senden. Doğru mu? Evet. Bak mesela yani, anladın mı? Belki kopsa sen de diyeceksin ki vah ben ne kaybettim amına koyayım deyip kendini sorgulayacaksın. Ama kopmadığı için hiç sorgulamıyorsun. Kıza da yazık. Şu anda üzüldüm yani. İnşallah yayını izliyordur. Şimdi yani ayrılsam olacak daha, oğlum. Mesaj at. Şeyler olacak abi. Niye? Ayrılsam bilmiyorum, daha kötü duruma düşebilir yani. Onu gösteriyor çünkü şu an hani. Ara versem belki. Şu anda yayını devam izleyemez etsen, diye düşünüyorum. Nereye kadar devam edebilirsin ki? Kardeşim sen video devam ettikçe daha da kötü olacak o. Öyle de bir durum var. Hayır hayır, sen zaten başkasıyla aldatıyorsun. Kızın haberi oluyor, yine de seni affediyor falan değil mi? Böyle yani bu. Yok, ben daha aldatmadım bu vakte kadar. Nasıl daha aldatmadım? Demin yanda var diyordun Fakba diye. Chatten anlamadım. Chatten tepki Burak gelecek diye söylemiyor şu anda. Anladık. Yat paşam yat, sen yat. Anladık olan. Arkadaşlar lütfen. Yazılıyor. Aldatmadın ama not, arkadaş not al, arkadaş. Osman, not al. Fakba diye yazdım. Evet. Hayır, benim demek istediğim yani kız her türlü her şeye okey. Burak zaten bunu her cümlesinde söylüyor neredeyse yani. Buradan buna da okey olduğunu anlayabiliyoruz yani. Evet. Heh, bu yani derdi aslında. Belki buna okey olmasa, belki Burak da yaptığı hatanın bedelini ödese, belki de o bedelin sonucunda belki bu sefer değer bilecek. İhanetin bedelini değil mi? Yani pek de inanmıyorum ama büyü tarafı da bir tık şey yapıyor beni ya. Bir tribe sokmadı da değil yani. Mesela büyü şeymiş, bu kızdan ayrılıyormuşsun büyüsüymüş. Ve bu kızla çok mutlu olacakken geri o kıza, önceki sevgiline dönüyormuşsun. O da sana ayağını falan yıkattırıyormuş her gün. Ondan sonra... Hani Hasan, büyücü gelmedi mi? Büyücü gelmedi ki, tam detaylandıramıyoruz yani. Mikrofonu yokmuş büyücünün. Yüzden gelemedi. Allah. Ya büyücüsün, kendine bir mikrofon al ama yani büyücü. Büyücü yok da bana birkaç tane hoca yazdı. Çekeyim mi? Çek bakalım. Geçti şimdi. Devam edin. Ya ne rahip oğlum. Çek bakalım hocayı. Her dinden bir tane aslında mantıklı olabilir. Melody o ne ya? Saksıdan niye su içiyor? Abi büyücü değil de savunma sanayi varmış. Dik amına koyayım kafana yani. ne var İbo, ne var? Komandom var İbo. Ya bu bardak ya, bardaktan içiliyor. Ya ne yapayım, kolay oluyor böyle içmek. Ya bir de Mert var bir tane, analcıyım beni de çekin yazıyor. O analcıyı alma buraya. Evet, bana da sürekli yazıyor, alalım bence. Ben rahat rahat yayın yapmak istiyorum amına koyayım. Çağrı savunma sanayi varmış kanka. Baba ne yapacak savunma sanayi mesela, ne yapacak? Büyücü mat yapıyormuş. Öyle yazmış. Biri daha var abi, bana sürekli Hasan abi sen beni çeker misin diyor. Sana Hasan abi diyen adamı çekemeyiz abi bu yayına. Renault Clio 1.4 var. Ben o hatayı yaptım bir kere ya. Hasan abi diyeni aldım. Taklası var mı? Vurduş kırdası var mı? Sorayım, hasarlı mıymış? Kendimi boya yemiş mi? Boya olmuş. Kimyager lazım mı? Kimyager lazım. Bir de matematik öğretmeni varsa yazabilir mi bir konu için? Kimyager olabilir. Abi bedensel savaşçı varmış 105 level falan, kim bu, ne geliyor bu? Aynısını diyeyim. Bedensel savaşçı mı varmış? Aynen. O ne demek lan? Harkless Kada Büyüler... Ben ne diyorum? Harkless Kada Büyüler öğretmeni varmış. Öğretmeni varmış. Dilci erkek lazımsa. Zeki. Oğuz sen kamera mı aldın? Oğlum eski şamanım. Bir şey söyleyeceğim. Telefonu bağlıyorum. Siz iki rahatsız olarak. Sen niye bu çocuğu taklit ediyorsun lan? Hadi Oğuz deli ya amına koyayım. Sen niye bu Oğuz'u taklit ediyorsun? Ben kendimi mi taklit ediyorum yani? Anla bir boku da anla ya. Sikeceğim ya. Anla ya. Lexat'ı sen mi çalıyorsun? Bir boku da anla ya. Bak. Bak bu çocuk seni taklit ediyor Oğuz. Ya da ne güzel işte. Dolar işleri. İhraç ithal edecek ülkeye demek ki. Finansal cihatçı olacak gelecekte. Belki ben de bir orman sahibi olacağım Çağrı. Evet. Neden öldürdünüz ki? Triggerlandı lan. NFT'ler çok yakında satışa çıkacak. Siz de bir ağaç alın ve dünyaya katkıda bulunun. Hey! Ya, bu... ya neler yaşanıyor şu an? Siktirin gidin ya. Bak gecem atacağım şimdi ikinizi daha. Allah Allah, bu da sorun çözmeye geldik. Selahat yapıyor ya. Öbürü de hey eski diyor. Eski şaman olur mu? Ya olsun madem, ne yapalım. Zaten büyücü gibi bir şey demek. Ne yapalım, olsun yani. Abi asker kaçağı varmış, olur mu? Baba onu ne yapacağız onu? Vallahi içeride babam var. Bir işe yarar. Kanka cadı mikrofonunu halletmiş. Beni çeker misin diyor. Çek. O değil o değil. O... Hasancım bilgiler. Nick ne kanka? Nick'ini söylesemeniz onun. Cansu Bilge 23. Hayır o değil, o değil. O Ege Kuru'ymiş. Onun eskinliği. Okey. Ege bir siktir git sen de, yemiyor zamana koyayım ya. Harbiden ya, ne, daha neyi zorluyorsun Ege? Bayraktar şey yazdı. Sen sazla elini alsana. Bayraktar şey yazdı Melody. Kaçırdım amına. Hangisini abi? Dörtlü sazlı olan. Sazlı. Duvardaki. Onu al eline. Ne diyorsun Bayraktar Allah aşkına? Arkaya gir. Arkanı topla diyor. Ben çalamıyorum ama. Olsun. Ben ağzımdan yaparım. O ne demek lan Bayraktar arkanı topla falan. Götü topla anlamında mı diyor? Ne diyor anlamadım. Arka plan demek istiyor galiba, bilmiyorum. Kanka. Ya o pezevengin derdi şey olabilir. Seni kaldırıp arkaya toplatırken izlemek peşinde olabilir. Sakın öyle bir hata yapma. Tamam, güvenmiyorum canım. Bayraktar kusura bakma, tamam canımsın ciğerimsin ama bu kadar da güvenemiyorum sana şu anda. Buraya çünkü yayını aldım, konuğum sonuçta benim bu. Anladın mı? Çağrıcığım. Senin gibi atmacalara. Efendim. 2 sene ruhani, 1 sene de dünyevi büyüler üzerine çalışan bir arkadaş var. Gelsin amına koyayım, gelsin. Tamam. Fizyoterapist olur mu? O ne demek bilmiyorum bile. Ne? Personal trainer var. Abi seç. Ne alırsan 1 liracıya döndük amına koyayım yani. O değil, şu anda ihtiyaç yok. Perioda kaza yokmuş ama makyaj için ön tampon alizeyle değişmiş. LPG'liymiş, klima varmış. Kaç kilometrede? Memurdan temiz, süspansiyonlardan bir lokma alınmış. Kaç kilometre abi, onu bir sorsana. Kilometresi kaçtaymış, evet, bir de ne istiyor? Yani direkt arabayla muhatap oluyorum ha, sahibiyle de değil. Tamam, bir de ne 180 istiyor? 180 binde galiba. 180 bin. Bir de bak JBL 1K'lık buffer takmış bile. Tamam, tamam. Biri de şey diyor. Çorumluyum özelliğim bu, çeker misiniz demiş. Başka da bir şey yok. Çorumlu olması da evet buraya gelebileceği anlamına geldi. Şimdi Melody. Efendim. Senin şu kırmızı noktanın anlamı ne? Şu an meşgullüm. Ağzının önünde bir kırmızı nokta yanıyor. Ağzının önünde mi? Nasıl yani? Lan ağzının kenarı. Ha, mikrofon değil mi o? Bunu. Aa evet. Siyah kısmı gözükmüyor. Bak bunu böyle. Onun yeşile dönüyor mesela. Açılıyor. Şu an müsait yok, gibi. Dönmüyor. Kırmızı. Osman bir anda gel Osman. Hadi Osman. Bir Osman sen versene. Sapık mısın Osman? Tamam şey yapacağız, playback yapacağız. Ben ağzımdan yapacağım, seni çalmış gibi yapacaksın, tamam mı? Ya niye öyle bir şey yapalım? Gerçeği varken çalsın amına koyayım. Adam direkt çalıyor ya Oğuz. Ben çalamıyorum. Bunu aldım, yok. Çalamıyorum ben. Mami sen ver arkadan çalıyormuş gibi yaptın mı? Yok dur, abi yok yok, kafa kaldırmaz şimdi Mami. Dur bende bir enstrüman var da. Dur. Senin acın bende dur. Oo. Aa, bu klasik bir standart mı bu ama? Benzen gibi bak. Karamangillerden yani bu ışık. Işık hastalığı olan gillerden bu karamangiller. Dur ben arkaya müziği veriyorum. Ben böyle don't yaptım da sen de şöyle yap. Tamam mı? Ama epilepsi olduk Osman ona göre. Oğlum şu ışığı düzelt ya, kör ettin bizi. Allah'tan ben mavileri algılamıyorum da yeşille kırmızı giriyor bana amına koyayım. Ben mavileri algılamıyorum bu gözü. Ben gözlüğü aldım ama mavi ışığı almıyorum. Efendim? Mavi olduğunu nasıl anladın? Ana renklerden biri ya, belki tahmin etmiştir. Belki görüyorumdur, hani gözüm bozuk değildir. Normal kör değilimdir mesela. Mavi olduğunu nasıl anladın diye. Sıkıntı yok. Siz şova girin. 3-2-1 diye yap Oğuz abi sen elini. Ben böyle yaptığımda hemen başla sen. Osman. Tamam ben. Sen çalacaksın mı şimdi? Yordun mu Osman? Ben yapacağım. Hele şu Oğuz'la beraber olduğunuz ikinizin şu an damage çok yüksek artmaya başladı yani. Oğuz işareti versene kendi kendine çalsın. Salih 10 TL göndermiş. Abi noktalar yine unutulmuş. Önlüğümü giydim. Anatomi atlasımı aldım. Hazır bekliyorum. Şaka bir yana ben Burak'ın sevgilisinin olduğu durumdayım. 2 sene önce. Kız arkadaşım ayrılmak istedi benden. Aynı durumda. İsterseniz ondan da bahsede demiş. Orada kalmış Salih. 10 liraya amanım kitap yazsaydın Salih. Bu burada kalmasının sebebi normal geldi bana çünkü. Teşekkür ederim Salih'cim. Hiç 2 sene önceki aynı durumunu dinlemek istemiyoruz. Çok sağ ol ama yine de desteğin için. Ama sağ ol yani. İlla ki inandık ama yani yaşamışsındır. Eyvallah. Ömer Öz mesela 75 TL göndermiş. Ömer'im. Abi terk edip başka şehre taşınan sevgilime şarkı yazdım demiş. Arkadaşlarla puanlarsanız sevinirim. Oğuzhan Koç'un geri vokaliyim. Ömer Öz mavi. Back vokaliyim. Yazmak yerine geri vokaliyim yazdığın için sen bir Anadolu insanısın ve senin şarkını dinleyeceğiz Ömer'cim. Bir dakika Ömer. Ömer bir dakika. Onu halledeceğiz. Bunu halledeceğiz. Tamam bu kadar. Büyücü geldi mi büyücü? Büyücümüz geldi mi? Aşağıda herkes yolda. Büyücüyle yani şu anda. Ben bu esnada Melody ile biraz sohbet etmek istiyorum. Tabii. Melody, bu Burak'ın olayını çözebilecek misin? Yoksa sadece hı hı anladın mı? Dedim ya, ya bir şey isterken... Bayraktar'ın abi problem olsa çözersin Melody şimdi. Konuşturuyorsun ya beni. Bayraktar'ın niye alakası var şimdi? Ben çok ümitliydim Melody ile alakalı ya. Arkadaşım ben zaten iletişim kurarak bir şeyleri çözüyorum. Sizinle de iletişim kurmaya çalışıyorum ama sizin iletişime ket vuruyorsunuz. Çağrı. Ben psikiyatrist değilim. Ha, psikolog. Okay. Ayrıca burada da... Neyse dayı. Arkadaşım deyip atar yaptın çocuğa Melody. Ama beni dinlemiyorlar. Bayraktar. Burayı iyi yakala. Noel dayıyla Melody'nin geriliminden bir sıkıntı olabilir. Yok, yok. Ben Bayraktar açıkçası Noel dayıya da pek güvenmiyorum, haberin olsun. Bayraktar. Bir gözüm burada olsun yani. Ben sana bir ayıktırayım. Abi o zaman evlilik. Dayı da böyle ters köşeden sever yani, anladın mı? Sonra Renault, akşam yazar, Renault, Instagram'dan yazar. Ya ne Renault'su kaç kilometre? Renault mu geldi bu? Renault kaç kilometre dedin abi sen? LPG var mı? 180K Renault. LPG'li. Konuşsun abi Renault. Ha burada mı? Renault. Evet Renault. Sendeyiz kanka. Adam araba mı lan? Nasıl konuşsun? Aha. Niye konuşamaz mı oğlum? Niye oğlum konuşamaz mı? Lanet olsun geliyor. Alo. Renault bir ara gaz verir misin ya? Motoruna bakalım. Şu an veremem. Motor bitik ya. Zor kullandım. Kilometrede kaç yapıyor peki? Bu şu zamlardan sonra 1 TL civarı. Hocam sen ne yaşıyorsun peki? Ne? Sen torbacın kim? Onu da ver ki amına koyayım. Ama bir arabanın sesi olsaydı yok, tam böyle olurdu. Şey yani. Hayır, torbacının numarasını ver ki ben annemlere giderken çok yakıyorum, anladın mı? Hani seninkiyle giderim ama ya, böyle bir şey olur mu? Sen ne yaşıyorsun ya? Renault Clio olarak yayına geliyorsun. Bakımlarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim bu arada, yani çok yakıyorsunuz. Oğlum biz araba değiliz ki, biz insanız ya. Hayat sigortası mı, kasko mu? Bence ikisine de gerek yok. Hocam harbi sen anlat, Renault Clio olarak nasıl geçiyor günlerin? Onu anlat o zaman madem yani. Yani işte sabah şu an öğretmen beni alıyor. Okula gidiyoruz. O ne lan, ah mı? Tekleme var bunun motoru. Tekleme var. Hasarlı bu. Stop etti amına yazıyordu ama hasarlı yazıyordu. Tekleme var. Ya motor biraz bitik dedi. Oğlum sandalye ne oluyor lan? Şimdi bir dakika, motor bitik. Oğlum ne yapıyorsun sandalyeyi? Anlamadım ki. Durun adamın canı. Müdahalesine Osman. Adamın canı. Canı tek zamanında canlandı bak. Maziyi hatırlattın adama. Bak Mami, sikeceğim bak, hep aynı yerden vurmaya çalışıyorsun. Hayır hayır. Sal Çağrı beni Mami. Saniye. Çağrı bu durum seninki gibi değildi. Sen koltuğu şey yapıyordun. Bununla koltuk kavunu gibi oldu. Osman sen uzmanı değil miydin? Koltuk bilimi uzmanı. Hocam şimdi bu konu hakkında sabaha kadar konuşabilirim. Açıkçası kulağım biraz burada değildi. Biraz... Bize bir tane translate lazım ya sanki. Dur bir dakika ya. Hemen. Renault Clio bir şey diyordu. Renault Clio sen bir şey diyordun. Döşemeleri yeni yaptırdım istersen. Deri mi peki? O döşemeler deri mi peki? Suni. Ben boyutu anlamadım. Arabalardan çok anlamıyorum. Bir anda aynı anda kaç kişi binebiliyor? Şu an ben sedan model olduğum için 5 kişi rahat sığabiliriz bana. 5 kişi rahat sığabiliyoruz. Selamün aleyküm. Aleyküm translate, hoş geldin. Aleykümselam, translate geldi. O ne lan? Lazım da var, translate lazımdı. Bir anda 2019'a gördüm, donate okuyor zannettim. Hocam bu translate kim ya? Okuyalım. Lazım da abi odaya. Ha okuyalım. Ney? Bayağı translate geldi lan. Translate? Şimdi bir dakika. Renault Clio. Buyurun. Evet. 0-100'ün kaç saat diyeyim amına koyayım sen çünkü saniyeler. Ya saat falan değil Çağrı Bey yani 75. Seni de kırmak da istemiyorum da hani. Nasıl anlamadım. 75 beygir arabayım 100 benim için çok büyük bir aksiyon. Zaten 120'den sonra sallanmaya başlıyor. Çamaşır makinesi Karaman. Bak sen de bu Karaman'a konuşacak ondan sonra ben Las Vegas'tan geldim. Eskişehir'e hemen Mert'e bir gün. O bekliyor zaten. Şimdi. Aha Mini Pekka. Mini Pekka geldi. Şaka yapıyor. Mini Pekka da gelmesin. Geliyor. Oğlum o bak. Çok tehlikeli. Bir dakika. Doğru binici geldi vallahi. Bir dakika. Oğlum. Translate oğlum, sen bu... kimi çevirmeye geldin? Kim isterse. Kim istersen. Bize Mert'i çevir ya Mert'i. Ucu açık oldu biraz ama. Oku dayı Mert. İstiyorsan ben seni çevireyim. Sonra bir daha çevireyim. Sonra bir daha çevireyim. Sapladı. At edemedim mi öyle? Sapladı. Saplamış. Şimdi Renault Clio senle muhabbet kuramıyorum kusura bakma çünkü bir arabayla hani. Benim de dertlerim var çözebiliriz isterseniz. Nedir abi senin derdin? Otoban faresi Peugeot 106, 206 ve 208'lerden şikayetçiyim. Lazımsa atayım. Nasıl yani? Ne konuda şikayetçisin? Ya öncelikle zaten ben Peugeot 206 ile kanlı bıçaklı bir arabayım. Yani hasımız. Neden bu hasımlık nereden geliyor yani? Yani şimdi en iyi hatchback Fransız olduğunu o iddia ediyor. Ama yani işte nasıl diyeyim istatistikler yalan söylemez. Türkiye'den çok ben satılmışım. Ben daha güçlüyüm, daha gelişim. Yani normalde sedanım ama şey olarak Clio hatchback üretilen bir araba. Zaten 2006'dan sonra beni sembol yaptılar. Ayrı bir acı içimde. Hyundai Tucson'la aran nasıl peki? Tucson ya da Tiguan. Ya, Volkswagen uzak durulması gereken bir araç gibi düşünüyorum. Çünkü Almanlar çok masraflı. Yol yani trafikte gösteren yol verir misin Tucson'a? Yani görebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü hani ben çok da yere yakın bir arabayı bahsetmiştim. Citroen Saxo hakkında ne düşünüyor denmiş. Yani ilişkiyi nereden öğrendiniz? Nasıl yani? Ya bunun yani bilmiyorum şu an bunu burada duyurmak hoş olmaz ama arkadaşım. Ami ile bir ilişkin var mı? Yani dediğim gibi Ami'yi severiz ya. Citroen can kardeşim benim zaten. O da Fransa'yı gururla temsil ediyor. Sahibinden memnun musun? Seni iyi kullanıyor mu? İyi sürebiliyor mu seni? Sahibimden memnun değilim. Beni hiç yıkamıyor. Bir de sürekli tüp alıyor. Hiç benzinini de kullanmadı bugüne kadar. Meslek grubuna acaba 25 sahibimiz yok. Öğretmen. Güzel. Güzel yere kapak atmışsın. Yani hiç güzel değil bu arada. Eski sahibimi çok özlüyorum. Eski sahibin neciydi? Eski sahibim müptezelin tekiydi. Ne güzel basıktık. Buffer'ımız vardı, müziğimiz vardı. Şimdi hiçbiri yok. Ben duygulandım ama bir arabayla empati yapıp bir duygulandım ama nasıl ya niye böyle oldum bu gece anlamadım. Ya dostum ama yanlış anlama da sana da zaten mühendis bilmiyor kanka ya ne yazık ki. Ben de isterdim ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu devre de 0 Clio alsan alabiliyorsan. Daha doğrusu 0 araba al. Tamam da. Aa, arabayla da mülakat şey demek demeyiz. Evet, bir şey söyleyeceğim. Tamam da yani bir iş adamı bir CEO falan bilmiyor yani şimdi almıyor alabilenler de almıyor baba yani yalan yok. Aa, şimdi. Bütün şirketler beni kiralıyor. Niye? Çünkü az yakıyorum. Performansım yerimde. Masrafım yok. Nasıl performansı geliyor? 120 basımı tir titriyorum diyorsun. Yani o şimdi gidiyor adam da beni kiralamıyor ya benim 2021 modelimi alıyor. Belediyeler niye Puliense döndü o zaman? Sembole döndü belediyeler. Ya station vagonları sembol olarak ayrı bir pazarda sunmaya karar verdiler. Sen kaç modeldin? Ben 2006. Ama sen artık bitmiş ama senin hafiften de devrinde yani. Aa, sen bir de beni gece gör. Ya bilemiyorum ne zaman görmeliyim de. Gece daha iyi mi sürüşün? Ya eski sahibim tarafından var X takılmıştı. Yani geçtiğim caddedeki camları sallıyordum ama şimdi işte evet. Hiçbiri yok. Satılık alabilirim diyen var. Yok maalesef. Ben bütün gençliğimi yaşadım. Bütün caddelerin tozunu attım. Bütün araçlara sapladım. Ben yaşayacağım yaşadım. El ya sen yokuşta 2'ye kadar düşen arabasın. Ne konuşuyorsun yani? 1.4 bak hele. Orada bir şey söyleyeceğim. 4. viteste yokuş çıkmışlığım da vardı. Tabii eski sahibi. En büyük yokuş aşağı yazılı... doğru muydu yokuş? Ne tarafa doğru olsun istiyorsun? Yani ben her türlü çıkarım. O soruyu ben de anlamadım biliyor musun? Yokuş aşağı doğru mu? Oğuz'la anlaşıyorlar ama bir şekilde bunlar. Evet. Şimdi Renault Clio'cum seni Allah ben başka mi? Dert vermesin diye biliyorum sana hani. Teşekkür ederim. Biz yani işte Peugeot'lara söylüyorum rahat dursunlar. Beni tekrar o caddelere indirmesinler. Ama senin de pek ömrün kalmamış. Senin yakında parçalarlar haberin olsun. Ya zaten takla falan atabilirim diye korkuyorum. Süspansiyonlarım çok kötü durumda şu sıralar. Sıkıntı yok. Hurdaya satmayı düşünürsen kilo 9 liradan alırım. Bak ölücü para var. Peşin. Tam ölücü. Oğuz Bey lütfen teklif duymamış olayım. Anladım. Kulağını kapatsaydın. Tedaviye nerede devam ediyorsunuz? Senin tedavine. Benim mi? Aynen. Hangi hastaneden bağlanıyorsun yani? Ben şu an garajdayım. Dostum sana bir haberim var yani. Sen delisin çünkü. Haberin olsun. Nasıl yani? Ama kafayı bayağı yemişsin yani. Benim 2 level ötemdesin yani öyle söyleyeyim. Niye kafayı yiyeyim ya? Ne güzel Clio'yum işte rutinlerim var. Geziyorum. Ben de araba olmak istiyorum mesela. O benim 2 seviye ilersin. Biraz daha kafayı yersen ben de bağlanırım bu yayına. Kendi yayınıma kendimi davet edebilirim. Peki bir araba olsan ne olurdun? Araba olsam ne olurdum ben sana söyleyeyim. Vallahi ne olurdum? Yani Iguan. Porsche olmak isterdim ya. Ben Rolls Royce olurdum özel üretim. Abi ben sana araba olsan ne olacağını söyleyeyim mi? Söyle. Senden olsa olsa Volkswagen Polo olur abi ya da Corsa 1.7 dizel. Oğlum adam 1.96 nasıl Polo olsun? Polo ne ya? Opel Corsa, Çağrı Corona. Buna göre söylüyorum. Bak Ford Escort söylüyorum. Demiş. Bak o da makarasını yaptı orada. Melody sen psikologsun niye gülüyorsun? Belki psikolojin bozulacak. Herkes gülebilir de sen psikologsun. Ya Çağrı abiden işte limuzin boyuna bak, göre. Bak bu pişler gülüyor hiç alamıyor. Gibi oturayım mı? Ama sen böyle gülünce... Put gibi oturma tabii ki ya. Kalk arkayı toparla. Arkayı toparla da Bayraktar bir orucuya aksın amına koyayım. Şerefsiz orada pusuda çünkü ben onun çok farkındayım. Clio'ya güzel bir soru sormak istiyorum izninizle. Tabii ki, tabii hiç unutamadığım bir ustan var mı? Dostum ya var maalesef. Nedir? Ne yaşadınız? Aranızda nasıl bir şey geçti? Şey olarak nasıl diyeyim şanzımanımda ufak bir yağ eksikliği vardı. Evet. Ama yani nasıl diyeyim adam yağ değiştirmek yerine bütün motorumu indirmişti. O gün çok canım yanmıştı mesela. Komple mi indirdi? Evet. Peki ilk ne zaman indirdiler motorunu hatırlıyor musun? Ya da ilk ne zaman motoruna girdiler? Ya her yıl bana egzozdan giriyorlar şeyde muayenede mecbur. Bir de para alıyorlar. Keşke para verseler. Anladım. Güzel bir kafa. Oğlum bak şu anda sana bir şey söyleyeyim mi? Senin araban var mı? Tabii. Clio. Şu anda yemin ediyorum var bak Nimo'da olsaydım sana bir tane Renault Clio 1.4 2006 model ısmarlardım yani. O noktadayım şu anda. Gerçekte var zaten 2006 1.4 Clio. Sen 10 tribini mi yaşıyorsun? Benimsemiş arabayı. Evet. Vallahi helal olsun bunu. Sana büyü yapılmış olma ihtimali var mı? Yani yok, büyüyle pek işim olmaz ya. Kendin de öğretmen misin? Yok ya ben şey nasıl diyeyim bir mesleğim yok yani. Ben öğrenciyim lisede okuyorum. Arabada babamın. Bizim arabanın kafasını yaşıyorum. Baban öğretmen mi peki? Evet babam öğretmen. Ha tamam, hikaye oturuyor yavaş yavaş. Bak hikaye şimdi oturdu ama. Baba öğretmen sorunlu bir çocuk. Sorunlu bir çocuk evde. Odasına kendini kilitleyip araba oluyormuş çocuk gecelerimiz. Babasından böyle. Melody peki bir şey söyleyeceğim. Efendim? Böyle bir vaka var mesela. Bu konu hakkındaki yorumun var mesela. Bu çok geç kalınmış mı? Direkt psikiyatriye. Benlik bir şey yok burada. Mesela bu çok mu geç kalınmış yani senin için? Benlik bir şey yok, direkt psikiyatri. Geceleri amına odasına çekilip 12'den sabah 5'e kadar araba oluyor çocuk burada. Abi bana pembiş bir koltuk yazdı. Çağrı'nın alttaki morlu kim diyor. Sen gel şuraya. Allah Allah. Zekalı. Renault'cum çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Rica ederim. Buraya çıkmak benim için şeref ve onur yani. Renk kattın harbiden. Şaka yaptık, alınmadın inşallah. Yok abi, alışkınız. Alışkın olman normal çünkü böyle girersen abi alışkın. Evet. Anladın mı? Renault Clio 1.4 olarak geldin yayına amına koyayım yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Discord'daki herkes ismini arabanın iki yazıp bana sataşıyor şu an. Amarok var. Doğan SX var. Yani, bu Discord'un tek arabası benim. Bunu yani buraya belirteyim. Eyvallah. Tamam, tek arabası var arkadaş. Çocuğun psikolojisini daha da bozmayın amına koyayım. Tamam, tek araba sensin. Abi Tofaş. Abi Tofaş yarışa çağırıyor. Tofaş'la ne? Tofaş'la yarışa mı çıkayım dedi? Çağırıyor dedi galiba. Babası geldi, stop etmeye geldi şimdi babası. Babası uyandı, stop etmeye mi geldi? Bu arada harbiden öyle oldu. Hazır baban odaya girmişken ben Renault Clio'yum baba, ben bizim arabayım deyip böyle vurun ara gaz versene amına koyayım, babam bir şok olsun. Şöyle. Abi olmaz. Kız şey gelmiş bana bav çiki bav bav diyor. Ne diyorsun amına koydum, ben Supra'yım. Çok iyi. Bav çiki bav bav diyor. Evet Melody, elimizdeki hastalar bunlar. Şimdi yapabileceğim yok, bir şey var mı herhangi biriniz için? Yok, burası beni aşar. Anladım. Yani ben kafayı yerim buradan çıkarken. Sen de pek normal değilsin ha bu arada Melody. Değildim. Değilim ve buna ben farkındayım. Evet, yani. Burak'ın derdini saldık o zaman. Burak'cığım. Hala burada mı Burak? Buradayım. Cadı gelmiyor mu? Bak hala cadı bekliyor peşinden. Cadı acaba cadıyla muhabbeti ilerletip daha sonra cadıyla sevgilimi aldatabilir miyim düşüncesi. Ha, pislik. Hayır, derdimi çözme manasında. Ha, derdini çözme manasında evet, cadı evet. Arıyorsun bir de buradan. Evet evet. Biz de hani mal Çağrı değiliz. Abi, efendim canım. Hesap sormaya geldi. Kim? Birisi bana hesap sormaya geldi. Bu iş beni aşar. Ben ikinizin arasına bak, giremem. Bak, çekiyorum. Mami senin yapacağın en çekiyorum ben aşar. Hayır. Merhaba. Çektim. Ben de dedim merhaba. Abi de. Evet buyurun ya, koltuk hanım. Evet pembiş koltuk gelmiş. Ya ayıp değil mi yani beni onunla... Yenge hoş geldin yenge. Hoş bulduk canım bir bacım. Yengem hoş geldim. Yani hoş bana buldunuz. Cevap vermek zorundasın artık Çağrı'cığım. ben aranızdaki sorunu bir çözmek istiyorum. Dur, Çağrı'yı nereden tanıyorsun? Pembiş. Biz Eskişehir'deyken Bağlar sokağında tanışmıştık. Çok güzel bir geceydi. Beni ne vaatlerle kandırdı. Artık dayanamayacağım. Peki tam olarak ne geçti aranızda? Onu bir öğrenebilir miyim? Kaç kere oturdu bir de? Bir de kaç kiloyken oturdu? Bana 95 kiloyken oturdu. Kiloyken ama. Çok yanlış bir sayı. Koltukta böyle herhalde bu. Peki böyle uzun süreli bir oturma mıydı böyle? Hani beni kullandı gecelik arasında gidip geldi mi yani o? O zamanlar daha toy zamanlarıydı. Şimdi çok hızlı bakıyorum da. Şimdi pozisyonu göstermek istemiyorum ama siz anladınız o pozisyonu. O pozisyona hiç girdiniz mi? Yani o koltukla hala otururken bir de gelip benim karşımda gülüyorsun Çağrı. Ya gerçekten çok koyacağım. Adamı tribe toktan amına koyayım. Şimdi gerçekten sikeceğim seni. Ayak dayağı yapacak ama. Sen sıkar mısın Çağrı beni tekrardan? Oğlum saçmalama lan. Çok iyi, çok iyi. Eski günlerimize dönebilir miyiz? Oğlum bir şey... Çağrı sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorsun? Bu yansıda baka bu amına koyayım. Neye düşünüyorsun? Hani bir alkollüyken böyle bir şey yaşanabilir bakın. Barlar sokağı diyor. Alkollü... Yani Osman Pembiş, Çağrı seni kırdı mı? Benim kıracak da az kalsın ama çok kendimi zor tuttum. İçime geldi. Malzeme kalitesinden. Oğlum salak salak konuşma. Ne anlatıyorsun sen şu anda ya? Mami. Bu kim ya? Bu pembiş koltuğu kim canlandırıyor şu anda? Oğlum bu nasıl performans ya? Çağrı sen ciddi misin? Koltuk şu anda abi. Çıldıracağım. Tamam Çağrı itiraf et kanka. Artık itiraf et. Ya ben niye normal yayın yapamıyorum baba? Normal insanlarla normal bir yayın istiyorum ya. Ya niye benim yayınıma araba bağlanıyor, koltuk bağlanıyor amına koyayım ya? 14.000 kişi şu an. Niye normal bir insan yok amına koyayım ya burada? Yanıtını bekliyoruz. Tek bir sorunun yanıtını bekliyoruz. O gece böyle bir şey yaşandı bak, mı? Osman seni de sikeceğim şimdi yaşanacak amına koyayım şimdi ha. Mami Çağrı'nın şu anki koltuğu aramızda mı peki? Bana yazdı o stüdyoya ulaştı. Şimdi hesap burada büyük bir hesaplaşma dönecek. Mami lütfen hemen o koltuk gelecek burada büyük bir hesaplaşma dönecek. O koltuk gelsin buraya. O zaman X'te gelsin mi kırmızı? Stüdyomuza ulaştı. Hemen getirin onun saçını başını yolacağım. Ya bu nasıl bir roleplay çıldıracağım amına koyayım ben. Tamam Oğuz'um benim. Allah'ım yarabbim. Olay anının görüntüleri de varmış elimizde. Detaylı inceleyeceğiz o konuyu. Koltuk uzmanlarımızı da ayarlıyorum. Ben bunun için mi Amerika'da bastırıyorum? Çağrı'yı özledin mi? Ya Kanun sen nasıl bir... Kendime yeni bir koltuk manyak buldum. Psikodeliksin ya. Ne? Kendine yeni birini buldun? Vay amık silikon var. Ama her zaman kalbindesin Çağrı'cığım. Dönmüyor. Bak Transit yorum yaptı amına bak. Kimse çevirmedi kendine yorum. Transit kendi kendine yorum olarak katıldı. Koltukçum peki o gece birbirinize bir şeyler ısmarladınız mı? Senin de kafan güzel miydi? Hani nasıl bir an yaşandı orada? Onu bir o geceyi bir canlandır Osman, bize ya. Sen rahatsızsın ya. Hareketlere bak. Osman'ın rolleri kes. Biz arkadaşlarla Bayraktar sokağında yürüyorduk. O gece elinde kutu Carlsberg ile yanıma geldi ve selam dedi. Bir şeyler içebilir miyiz falan dedi. Kaç numaralı bakış attı? Eksi ulaştı bu arada kırmızı koltuk eski X-Drive. Aaa! Selamünaleyküm. Lan marka verme gerizekalı. Abi. Ağrım marka verme. Allah belanızı vermesin ya. Allah belanızı vermesin. Lanet olsun. Lanet. Baba ben buraya karışmam. Abi ben dedim 2019'da Deli Cafer'den devam. Niye devam edecektim GTA Roleplay'den amına koyayım ya. Ne güzel banka soyacaktım ya. GTA Roleplay'den devam edecektim. Banka soyacaktım, takılacaktım. Nereden bulaştım ya bu işe, entertainment'ına? Pembiş koltuk gelmiş buraya. Evet ben geldim. Buyur. Ne oldu? Bir daha gelmeyeceğim demedin mi sen birader? Sana ne kardeşim? Seninle ilgilendirir. Ben eski aşkımın yanına geldim. Ha. Senden sıkılıp bana geliyordu ama nasıl olacak? Benden sıkılıp sana mı geliyordu? Hocam pembiş koltuk. Benimleyken de mi aldattın bunu? Lan pembiş koltuk bir dakika dur. Bir saniye. Ben bu pembiş koltuğun gerçek sesini ben artık merak ediyorum ya. Hocam sen evde biri de mi yok amına koyayım? Senin pembe koltuk yaptığını gören aile üyeleri mesela ne tepki veriyorlar? Ne oluyor şu anda anladın mı mesela? Bizim seninle evlendiğimizi duyduktan sonra onların da psikolojisi bozuldu zaten. O yüzden çok da bir şey demiyorlar yani. İşte çok uzun sürmediği için hemen geri geldi bana. Old koltuk hoş geldin. Kahretsin. Merhaba. Kendeki küçük tasa mı? Küçük tasa mı? Bak biz ne yapıyorduk? Bak yayını nasıl gasp ettiler. Mami, Çağrı abi nasıldı? Büyük kasa. Artık bunu kaldıramayacağım ama yeter artık. Mor koltuk hoş geldin. Kaldıramaman senin beceriksizliğin dostum. O siktir kırmızıdan büyük bir laf geldi. Bana alışkınsın da ben Çağrı'nın büyüklüğünü ama sen artık zorla. Pembiş, senin minderini yolarım ha. Oğlum siz hasta mısınız siz? Öyle kavga. Bu dadama kaçmaz. Seni. Ya oğlum biz salın. Sadece mami eğleniyor amına koyayım ya. Şu an bende oturuyor. Şu an bende oturuyor. Sıcacık. Oğlum salak mısın? Ben de yan odadayım birader. Senden kalkınca bana oturuyor. Siz ikiniz orospu olmuşsunuz artık zaten. Sen de yollu olmuşsun birader, barlar sokağa falan. Yolun Allah'ım kime belli değil. Ya Resulallah. Muhammed seni bak. Çağrı bunlar ne diyor Çağrı? Ya o sus kadar yaşanmış ne kadar beni sanmayacaksın Çağrı. Sus da kancık. Seni sikip kenara atmışlar birader. Aynen öyle. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Melody'cim. Melody. Efendim. Ha, efendim. Kırmızı yan, oraya da kırmızı yansın ha. Beni tedavi edebilir misin? Bunlar benim yine psikolojim bozdu ya. Vallahi seni mi yoksa ilk önce koltuklardan mı başlamak gerekiyor? Onlar ben sana söyleyeyim bak. Onlar artık çok geç. Onlar geç. Onlar tedavi olma şansı yok artık. Beni Karaman da iyi bilir. Çağrı Bey ben bir şey sorabilir miyim? Neden Çağrı? Vidalarımı iyi sıkarsan tekrardan tedavi olabilirim bence. Çağrı Bey ben bir şey sorabilir miyim? Sorma Osman. Peki. Sorma ya. Ne sorabilirsin diye düşündüm. Şöyle bir baktım mesela. Bir bak ondan sonra ben evet, bir soru sorayım. Bir bakıyorum ne çıkabilir yani nasıl bir soru gelebilir diye düşünüyorum. Sor tamam hadi. Ben mor koltuğa bir soru yöneltmek istiyorum. Bana soracaktın hani. Oğlum bana kendisine soracaksın bana. Kendisine soramazsın. Git özelden sor. Ona bir birey. Çağrı kalksın üstünden cevaplarım. Yaklaşık 14.000 izlenen bir yayıncının şu an hani Çağrı Bey üstünüzde oturuyor. Nasıl bir his şu an? Gergin bir Çağrı Bey'in üzerinde oturmak nasıl bir his şu an? Biz bize şu an yorumlar mısınız? Şu an üzerinde siz oturuyorsunuz çünkü. Islak. Ya salak konuşma ne ıslak? Mal mısın oğlum sen? Allah Allah. Bu arada yayın sonrasında senin engin koltuk bilgilerini değerlendirmek isterim seninle birlikte. Yok benim burada var. Babam aldı bunu. Ben bunu oturuyorum. Hiç masaj yaptığın oluyor mu? Olmaz olur mu? Geldi gerçek avcı geldi. Gerçek avcı geldi. Karaman hoş geldin. Karaman'ın kullandığı klavye abi elimde. Şikiyim mi? Koltuklara teşekkür ederiz. 10 numara oyunculuk dostum. Çok sağ olun. Aynen teşekkür ederiz. Hocam oturmaktan verim alamazsan yan odadayım biliyorsun. Tamam kardeşim. Ben de yayını kapatmanı bekliyorum. Tamam canımsın. Hadi görüşürüz. Çağrı'cığım zaten numaram var biliyorsun. Ne zaman ihtiyacın olursa bu ikisi yetemezse sana. Her zaman arayabilirsin bebeğim. Gevşek vidalı seni. Alalım bu arkadaşları alalım. Çok iyiydi arkadaşlar. Kalemize sağlık. Çok iyiydi. Çağrı. Üçünden birini seçmek isteseydin hangisi olurdu? Ya kavun sen bu gece ne yaptın? Eksini seçer hocam. Bir dur abi ya. Eksini seçecek. Kimi seçecek? Tamam teşekkür ederiz koltuklar. Hadi gidin artık. Sağ olun. Teşekkürler. Bak Mami. Bu arada Kahpe Celal geldi abi. Selam. Yok yeter. Yeter Kahpe Celal falan filan. Lan yeter lan. Selamlar. Reis hoş geldin. Başkan selam olsun. Kral. Eyvallah hoş geldin. Büyüksün. Geldin mi lan? geldin. Bu zamana kadar bana selam veren herkese selam olsun. İyi geceler. Teşekkürler. Selam olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz kahveciler. Güzel bay bay. Devamı gelir mi peki? Ha gitti tamam. Melody böyle durumlar yaşıyorum. Ben gündüzleri de rüyama giriyor. Gündüzleri mi rüyana giriyor? Ha, bakalım dinliyor musun diye test ettim seni. Beni dinliyor musun? Ben de misin diye. Yok sendeyim. Ne dinliyorum. Yapmam lazım? Benim psikolojim çünkü günden güne eskiyor. Kafayı özele yedim. Geçelim. Nasıl? Özele geçelim. Kapatayım o zaman. Bayraktar ne derdi bu duruma? Baştan. Yani herkesin önünde mi konuşacaksın? Sadece konuşacaksak evet. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Bir dakika önce bütün özellik zaten dökülmedi mi burada? Yani bununla bir sıkıntı görmedim açık konuşmak gerekirse. Osman'cığım çok sağ ol kardeşim. Osman da atsanıza. Osman sağ ol kardeşim. Allah'a emanet ol Osman. Hemen atın. Osman görüşürüz kardeşim, kendine çok iyi bak. At lan hemen. Vallahi Oğuz abi eksik olursa gelirim yayına doldurmak için. Vallahi bir rahatladım evet. Ya. Burak'cığım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Bak daha ne dertler var dünyada, gördün mü? Tabii derdini mi unutturduk? Ya ilaç bu muydu? Ha, ilaç buydu. Derdini unutturmuşuzdur diye düşünüyorum. Benim cadım gelmedi hala ya. Ya sen cadı sikmeye ver ya bir kere de. Ne olmuş yani? Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah ya. Git lan sevgiline, git özürünü dile. Git sarıl ona ya. Şerefsiz. Bir selam söyler misin ya? Bu şey olsun da hani. Kime selam söyler misin? İzlerse kalbi kırılmasın. Ha bir de kıza buradan selam, yüzsüz. Bir de kıza buradan benden selam istiyorsun ha. Bak oğlum Allah sabır versin ya kızcağıza. Oğlum Osman'a bir daha niye çektiniz? Osman? Abi ben sessizim burada, dinliyorum sizi. Ya siktir git lan. Sessizim burada dinliyormuş. Abi de benim mini pekkayı çekelim mi? Hayır. Çekelim. Sen çekelim. Kendi soruyor, kendi cevaplıyor. Kendi eyleme geçiriyor. Evet. Abi çekelim mi? Çekelim. Ya bu kadar komik değildi Mert ya. Şimdi Burak. Evet. Kız bunu izlerse diye kıza selam mı istiyorsun yani? Bunu izlerse buraya kadar da izler mi yani hani? Çünkü normalde başlarda falan artık çıkması gerekmiyor muydu? Yani sabah herhalde yayın tekrarına bakar, abonem bilmiyorum. Beni izliyor mu ki kız arkadaşın? Seni biliyor. Seni çok izlediğim için onda bir sürü muhabbet yaptı bu arada. Ben zamanında donate bile atmıştım sana. Yok canım, o abartmışsın amına koyayım. Donate bile attım ne demek ki? Bu konuyla donate alakalı. Donate bile yani. Ulan pezevenk, sistem zaten öyle işliyor amına koyayım. İzleyen donate gönderiyor. Yayıncı geçiyor o paralarla falan ya zaten. Muhabbeti o ya buranın da. Tavsiyeni de almıştım, ondan diyorum. Ha. Tamam. Burak'cığım bak ne demişler, senin dert dediğin çoğu kişinin hayali be birader demiş mesela. Abartmasınlar. Niye abartmasınlar ya? Ya Cansu, ben namus için yaşayan bir kadınım, Çağrı yazmış. Ya Cansu sana bir şey demedi ki Cansu'cum. Sana kimse bir şey demedi ya. Bir tek cadı da sen değilsin. Öyle düşün. Lütfen. Burak sen ne yap biliyor musun? 3 gün bir kafa dinleme iste. 4. gün dön. İlişkine devam et. Ona da kendisini açıkla. Bu çok açılamayacak bir problem değil. De ki beni günde 2 kere aradı. Bir sabah bir akşam aradı. Biraz da mesajlaşırız de yani, anladın mı? Zaten sen o ilgiyi vermek içinden geçmiyorsa. Aptal amına koyayım. Geri zekalı. Karaman ne yapıyorsun oğlum ya? Karaman ne yazıyor orada? Ben attım onu. Nasıl sen Karaman'ı nasıl? Siktir git lan. Ben de Mert'e attım. Karaman saplamakla meşgul. Burak'cığım teşekkür ediyoruz, sana da müsaadeni isteyelim artık. Biz kalkalım amına koyayım artık. Sen gideceksin yok çünkü, biz kalkalım artık ha. Hayır biz adadan ayrılalım biz en iyisi. Aşağıda geçelim ben abi. Ben böyle bir yüzsüz izleyici görmedim amına koyayım ya. İyi yayınlar diliyorum. Biz müsaadeni isteyelim Burak'cığım. Kızın ismini söyleyeyim mi? Selam gönder demiştin. Onu da selam göndereyim. Yok gerek yok ya, vazgeçtim ben. Çok teşekkür ederim. Tamam yayınlar. O zaman izlerse buradan yine de selam olsun. Burak'ın sevgilisi kıza selam olsun. Hafif makaralı muhabbetimizi yaptık. Alınmasın lütfen. Sen de kızı üzme, tamam mı? Tamamdır. Üzme, insanız hepimiz. Birbirimizi üzmeden bazı şeylerin çözümünü getirebiliriz. Veya minimum üzülerek. Anlatabiliyor muyum? O da bir insan, o da bir evlat yani her şeyden öte. Sen de öylesin. Kimse kimsenin kılına zarar vermek istemez yani. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum Burak'cığım. Tamamdır. Çıkıyorum ben o zaman. Çıkıyorum. Bana da bir tane nargile yaksana amına koyayım. Ben iyi konuşmaya başladım. Teşekkür ederim Burak'cığım. Görüşürüz. Ben de kameramı kapatabilir miyim? Çağrı barıştırma yöntemini sevdim. Bir ara Siri ile benim de aramı yaparsın. Translate'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Şu an çevirmen gereken birisi kalmadığı için sana da veda ediyorum. Öpüyorum seni. Bu soruya ne yanıt vereceğimi bilmiyorum. Bir Mert'e küfür etse var ya, ne güzel olur ya. Tamam, teşekkür ederim Translate'cim. Çok sağ ol. Mert canımdır. Tamam. Translate atsana. Allah'a emanet. Allah'a emanet canım benim. Allah'a emanet. Görüşürüz sen de. Görüşürüz, kendine iyi bak. Oh, tamam. Gitti. Oğlum neler yaşandı son saat. Çok yorucuydu ya. Melody. Oğlum arabayla dertleştik. PC'de de böyle takılıyor he. Normal evet. Hali bu yani, ciddi. Geçen Valorant oynadık, alttan böyle info veriyor. Sen ciddi misin? Her şeyin çıkışını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. DC'de arkadaşlarıyla oyun oynuyor bu şekil ama yani. Bu deli. Bu deli o zaman. Hatta İvo sen DC'de ben bu DC'de Deliler Kulübü DC'sini açarak acaba insanlık gidişatında bir sıkıntılı bir şey mi yaptım ya? Çünkü buradaki DC'likler ileride evlenecekler, çoğalacaklar falan ya. Bak çoğalacaklar diyorum, Melody sen gülmeye başlıyorsun bak. Ben artık... İyi de insanlar... Tamam çoğalmasın, en azından şey çoğalmayı deneyecekler diyeyim, seni daha da mutlu edecekse. Normal bir şey söylüyorsun. Ne diyorum yine normal olarak? Sevişmek normaldir yani mesajımı veriyoruz. Evet. Hep burada. Evet bu normal tamam, değil mi? Seni kimse zaten buna normal demiyor ki, tamam. Tamam ben de güldüm sadece, ne var bunda? Seni kimse yargılamıyor ki. Güldüğümü söylüyorsun özellikle. Gülmüyor. Kendim kötü hissediyorum sen öyle söyleyince. Şaka ama bak şaka yapıyorum Melodisiya. Tamam o ne? Melodisiya. İlginç peki. Nikim böyle okunuyor Portekiz dilinde. Öyle miymiş? Tabii. Ya öğren bunları hep. Her gün bir yeni bilgi. Sen teşekkür bu DC'yi açıp insanla 1000 yıl geriye gitti. Bak sen cümle de kuramamış. Bak o haklısın çünkü. 2020. Sen bu DC'yi açıp insanlığı 1000 yıl geriye gitti. Harbiden gitti yani şu anda. Anladın mı? Bunu zaten yazarken ben anlıyorum yani. Bu arabayla tartıştık ya. Melodiciğim. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yine hiçbir şekilde yardımcı olmadın. Çok sağ ol ama zaten bu content de böyle ya. Çözebilsek yani, anladın mı? Zaten elimde sınırlı bilgi var. Gerçek bir şey yapmıyorum. Ne yapabilirim? Elinde ne olsun istiyorsun? Bütün bilgiler. O zaman ben de çözerim. Ben de bilgi yok işte. Bunlar da bilgi yok. Terbiyesizlik yapma Karaman. Burada terbiyesiz. Psikolog bir ilim infan yuvasından gelmiş. Tamam Melodiciğim sen rahat et, kapat. Çok teşekkür ederim. Bak üstünü çıkarttı şimdi bak. Anladım ben onu. Böyle yapacaktın, niye kapatıyorsun bana diyor. Çıkarmadım bak ya, hala giydiğim. Şaka yaptım Melody. Vallahi şaka yapıyorum ya. Bu şakalar artık ama geçsin. O aşkolog Osman ne amına koyayım ya. Keşke benim PKK'yı da çekseydi. Allah Allah. Yanaklarım acıdı. Bizi Discord'tasın hala Melody. Evet. Ha. Gülmekten yani. Ya Melody ya. Benim söylediğim her şey farklı yöne çekiliyor. Sen demesen aklımıza gelmeyecekti. Ben de mikrofonu açık unuttun zannettim. Şaka be şaka. Artık oyuna geçelim hocams. Artık oyuna geçelim. Melodiciğim seni çok eskiden beri bildiğim eski izleyicim olduğun için şimdi bazı arkadaşlar belki de anlam verememiştir. Melody arkadaşlar benim çok eski izleyicim, çok eski abonem. Yani çok eski arkadaşım olduğu için onunla konuşurken daha rahat olabiliyorum. O da beni rahat anladığı için de birazcık daha bu böyle tabii ki. O yüzden bu şekilde yani bilenler biliyor. Bana bu ekstra açıklamayı ciddiyeti yaptırmak zorunda kalıyoruz yani bir yerden sonra. Kalmayalım. Ya ben senin söylediğin hiçbir şey alınmıyorum ya da hani gocunmuyorum. Yok, ben de işte sen öyle olduğun için. Ben de söyleyeyim için... de. He, şımarıyorum yani, anladın mı aslında? Tabii canım, ben de o yüzden biraz daha rahatım. Az önce yayına 2006 model Clio geldi ya. Hiç hatırlatma ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Hiç hatırlatma istersen ya. Hadi oyun. Ne oynayalım? Esra bir donate attı, başımıza neler geldi ya. Yok abi, oyun içindeyken bir 2-3 saat daha gider ayarlar. Mesela. Oynayıp biraz sakinleşebiliriz diyorlar. Beni sarar. Among Us da olabilir. Beni sarar Feyin. Onu bir söyleyeyim size yani. Among Us'a güncelleme gelmiş. Dev güncellememde. Among Us'u yarın yapabiliriz yani. Feyin işini yapıp Among Us'ı daha sonra yapabiliriz. Fark etmez. Bilmiyorum, at modu gelmiş Among Us'a. Siz ne istersiniz? Söz mü? Yani söz değil ama yapabiliriz. Söz mü değil mi bilmiyorum yani. Ama kafam nasıl güzel. Nasıl şişmiş durumda. Evet, bir şey söyleyin dostikeler. Fein mi o zaman? Fein diyelim mi hep beraber? Bayağıdır oynamadık. Diyelim say. Bu aralardan Valo isteyenler kim? Valo niye isteniyor? Abi bugün bilmiyor musun? Dünya Valo günü. İlk betanın çıkış şey. Bu abone kanallarında başkanın ofisine niye giremiyorum ben? Siteyiz 3 TL göndermiş. Çünkü başkan olmayabilir misin? Aynen. Konsey başkanının odası ya. O yüzden olabilir mi? Dünya Valo günüymüş. Ulan Valorant oynamak için bahane bulmayın amına koyayım kendi kendinize ya. İyice bağımlı oldunuz ya. Çağrı abi, bir ara korku oyunda oynayabilir misin? Korku oyunu oynama fikrim var ama hangi korku oyunda oynamak istediğimden emin olamadım. Oyun önerisinde, Discord oyun önerisinde lütfen oyunlarınızı, oyun önerilerinizi yapın. Artı olarak Instagram, aynı sinemalardan da Instagram'ımı takip